Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz 40 soru serisi AYT e Matematik kampımızın ikinci günündeyiz ikinci video ikinci ders ikinci dereceden denklemler diyoruz arkadaşlarım ikinci dereceden denklemlerle ilgili 40 tane bugün seninle birlikte soru tüketeceğiz ve bu soruların hepsi de çok güzel çok fevkalade muntazam hazırlanmış ve AYT'de karşına direkt olarak çıkabilecek soru adayları olacak bu videodan sonra, dersimizden sonra hani bu 40 tane soruyu söyleyeceğiz de beraber bir şeyi 40 kere söylersen olur diye. Bu 40 sorudan sonra artık ikinci dereceden denklem muhabbetini defterini kapatıp arkaya doğru fırlatabilirsin. Niye? Çünkü artık böyle bir derdimiz kalmayacak. Denemelerde ikinci dereceden denklemlerden soru kaçırmayacaksın ki akabinde sınavda da ikinci dereceden denklem sorularını asla ama asla kaçırmayacaksın. Videonun altındaki açıklama kısmında sevgili arkadaşlarım hangi soru kaçıncı dakikadaysa bunu zaman etiketi olarak oraya iliştireceğim ve hangi soruyu çözemediysen tıklayabilirsin. Ama benim sana tavsiyem bu kampta kitapla birlikte ben hangi sorudaysam sen de o soruyu çöz ve çözümlerin tamamını kendin çözebilsen dahi benden mutlaka bir kerecik olsun dinlemen yönünde. Bundan kaynaklı lütfen sevgili arkadaşım beni takip et, beni dinle ve benim yolumdan git. Çünkü bazı sorular için o kadar güzel çözümler üreteceğim ki o çözüm neden o şekilde yapıldı? O formül neden kullanıldı? Bunların her birini öğreneceksin ve aydınlanacaksın. Şimdi hazırsan artık abone olmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmadıysan geçebiliriz dersimize. Evet çayınızı, çormanızı, tuzunuzu, kahvenizi aldıysanız yanınıza ki çok keyifli bir ders olacak. Bu yüzden yanınıza içecek bir şeyler alın arkadaşlarım. Ben şöyle çok sevdiğim kupamda <laughs> kendime su aldım arkadaşlar. Böyle boğazım kurudukça içeceğim. Sizler de yanınıza böyle sizi yormayacak şeyler, böyle hani çok fazla tuvaletinizi falan getirmeyecek şeyler alırsanız sevinirim. Hadi dersten böyle beynin karıncalanıyor gibi olabilir arada sırada çünkü uzun bir maraton olacak şimdi bu video, bu ders ve sevgili arkadaşlarım lütfen ben bir yere kaçmıyorum. Ya durdur videoyu. Tamam videoyu durdur. Hemen git bir elini yüzünü yıka. Bir kendine gel. Bir derin derin nefes al şöyle pencereyi kapıyı balkona açık bir şey yap. Derin derin nefes al bir kendine gel. Tamam ondan sonra ben bir yere kaçmıyorum. Gel tekrar şu boşluk tuşuna basıyorsun. Ben tekrardan harekete geçiyorum. Sana ders anlatıyorum. Ama bu video bitene kadar lütfen sevgili arkadaşlarım öyle uzun aralara bir iki gün falan girmesin. Bu videoyu tamamlayın. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şimdi ikinci dereceden denklemler dedik arkadaşlarım. 40 soruda bu işi halledeceğiz ve ilk sorumuz şöyle ekrana yaklaşsın ve bir güzel çözelim bakalım. Aşağıda bazı denklemler ve çözüm kümeleri verilmiş. Burada 6 tane denklem var. Buna göre bu denklemlerden kaç tanesinin çözüm kümesi doğru verilmiştir diye soruluyor bize. Şimdi gençler x kare eşittir 4x denkleminin çözüm kümesinde sadece 4 vardır demiş. Şimdi ben bunu şu şekilde düşünebilirim. 4x'i şu tarafa salladım. x kare eksi 4x eşittir 0 dedim. Bunu x parantezini alabilirim bak. x eksi 4 oldu eşittir 0. Şimdi ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Burası 0'sa x eşittir 0'dır. Burası 0'sa x eşittir 4'tür. İkinci dereceden bir denklemdi. İki tane kök buldum. Birbirinden farklı kökler. Ve Bunların ikisi de benim çözüm kümemin elemanı aslında. Ama burada ne demiş? Çözüm kümesine sadece 4 vardır demiş. Yalan söylemiş. Kaybol buradan. 2. x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri eksi 1 ve 1'dir denilmiş. Şimdi burada x kare artı 1 diyoruz ya. 1'i karşıya attığım takdirde x kare eşittir eksi 1 gelir. Ve sevgili arkadaşlarım bu denklemin reel sayılarda, gerçel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü hiçbir reel sayının karesi negatif bir sayı olamaz. Demek ki normalde çözüm kümem boş küme olması gerekiyordu. Ama burada eksi 1 ve 1 demiş. Sanırım x kare eksi 1 eşittir sıfırla karıştırmamızı istemiş. Dolayısıyla ikinci öncül de burada patladı. x küp artı 1 denkleminin çözüm kümesi eksi 1 ve 1 elemanlarından oluşur demiş. Şimdi ben burada x küp artı 1'i x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 diye çarpanlarını ayırabilirim. Eşittir 0 dersem ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Eğer sol taraf 0'sa x eşittir eksi 1 diye bir köküm gelir. Sağ taraf 0'sa bunun diskriminantı 0'dan küçüktür diyeceğiz ve buradan kök gelmez. Dolayısıyla benim çözüm kümem tek elemanlı gerçel sayılarda o da eksi 1'dir. Ama burada ne demiş? 1'i de eklemiş. E 3 de patladı. Gitti yani. 4'e bakalım. Umarım burada artık bir doğru yakalarız. x kare eksi 5x artı 6 eşit 0 denkleminin kökleri 2 ve 3'tür denilmiş. Şimdi x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 yazdım. x'e x ve eksi 2'ye eksi 3 diye çarpanlarını ayırabilirim. Çünkü çarpımları 6 toplamları eksi 5'i verir. Demek ki birinci kökümüz bunun eksilisi eşittir 2. İkinci kökümüz de bunun eksilisi yani x 2 eşittir 3 deriz. Çözüm kümem 2 ve 3 elemanlarından oluşmakta. Ve burada da zaten aksini iddia etmemiş. Dolayısıyla 4. öncülümdeki denklem ve çözüm kümesi eşleştirmesi doğru. 5'e bakıyorum. 36 eksi x kare eşit 0 denkleminin çözüm kümesi 6 altı ve 6'dır demiş. Eksi x kareyi sağ tarafa hoplatırsan 36 eşittir x kare gelecektir. Hangi sayıların karesi 36'dır? 1 eksi 6, 2 artı 6 demek ki eksi 6 ve artı 6 olacak benim çözüm kümemde ki burada da eksi 6 ve artı 6'yı vermiş bu da doğru bu arada hocam ya biz bunu böyle çözdük de farklı şekilde çözenler de var e onlar da doğru sıkıntı yok e peki daha farklı bir kök gelip gelmediğini nereden bileceğiz yani biz burada eksi 6 altı ile 6'yı bulduk ama farklı bir kök olamaz mıydı diye soracak olursan da ben sana şöyle söyleyeyim matematikte cebrin esas teoremi vardır arkadaşlar Eninci dereceden bir polinomun en tane kökü vardır. Yani en artı bir tane kökü olamaz. E sen şimdi burada bu denklemin ikinci dereceden olduğunu biliyorsun. Evet. E iki tane kök buldun. demek ki daha fazla bulamazsın. Bundan kaynaklı oradan nokta alıyoruz. Tamam? Mesela birinci dereceden bir denklemin bir tane kökü vardır. İkinci dereceden iki tane kök bulursun maksimum. Çözüm kümesinde iki kök vardır. Üçüncü derecedense üç tane. 95. derecedense 95 tane kökü olabilir maksimum reel sayılarda. Tamam? x küp eksi 7 x kare eksi 18 x denkleminin çözüm kümesi de budur demiş. Şimdi ben bu ifadenin tamamında bütün terimlerinde x olduğunu görüyorum. E, x parantezini alıvereyim. x kare eksi 7 x eksi 18 eşittir 0 olur. Şimdi burada x eşittir 0 diye bir kökümüz var. Bak o da burada. Güzel. Daha sonrasında ben burayı x'e x şu kısmı da eksi 9'a artı 2 diye ayırırsam bir köküm 9 gelirken diğer kökümde eksi 2 gelmek zorundadır. 0, 9 ve eksi 2. Bak 0, 9 ve eksi 2. Ha, demek ki bu da doğru. Yani bu denklemlerden kaç tanesinin çözüm kümesi doğru verilmiş? 3 tanesi. O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz. Ya yani bu şekilde basit bir soruda bile ben sana güzel bilgiler vermeye çalıştım. Bu bilgiler şimdi olmasa bile bir sonraki denemede, 3 sonraki denemede, 5 sonraki denemede veyahut 120 küsür gün sonra sınavda karşına çıksa illa ki bir yerde işine yarayacak at cebe. Tamam. Evet ikinci sorumuza doğru geçtik. İkinci soruda ne diyor? Diyor ki gerçel sayılarda x kare eksi 4 x eksi 5 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi a. Buradaki denklemin çözüm kümesi b. Buradaki denklemin çözüm kümesi de c'dir. Buna göre sa artı sb eksi sc. He, çözüm kümesinin eleman sayısıyla alakalı bir soru. Düşünelim, düşünelim çözüm kümesinin eleman sayıları hakkında ben nasıl yorum yapıyordum? Diskriminant yardımıyla. Tamam o zaman güzel. Şimdi ben hemen hepsinin diskriminantına bakacağım. Şuna birinci denklem, buna ikinci denklem, buna da üçüncü denklem diyeyim. Birinci denklemin deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac'ydi deltanın formülü biliyorsun. B'miz burada eksi 4 aldım karesini 16 eksi 4 çarpı a'mız 1 çarpı c'miz eksi 5. Hocam burası ne yaptı? Şurası artı 20 olduğu için 16 artı 20'den 36 geldi. 36 sıfırdan büyük olduğundan bu denklemin gerçel sayılarda birbirinden farklı iki tane kökü vardır. He, tamam. O zaman çözüm kümemiz 2 eleman. Yani SA 2'ymiş artı. Şimdi i̇şte ikinci denklemin deltasına bakalım. Deltası 12'nin karesi 144. Eksi 4 çarpı. A'sı kaç? Eksi 1. Hemen onu eksi 1 diye yazdım. Bir de burada eksi 36'mız var. Eksi 36'yı da yazdım. Şimdi 144 bak eksi eksi artı yaptı ama şuradaki eksi sayesinde 4 kere 36 bana 144'ü verecek. 144'ten 144'ü çıkardım. Sıfır geldi deltası sıfırmış. O zaman bunun yine iki tane kökü var. Fakat bu kökler birbirine eşit. Şimdi ben eşit olan iki sayıyı bir kümenin içerisinde iki defa yazamam. Bir defa yazacağım. O zaman çözüm kümemiz kaç elemanlı? Bir elemanlı. O halde SB kaçmış? Bir. Eksi SC'ye bakacağım şimdi. Delta 3 eşittir. Eksi 9'un karesi hocam 81 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 25 dedim. Ve buradan da şu eksiyle şu eksi artı yapsın yine. 4 kere eksi 25 eksi 100 yapar. 81 eksi 100 de bana eksi 19'u verir ve bu sayı negatif olduğu için delta 0'dan küçük geldi. Delta sıfırdan küçükse bu denklemin gerçel sayılarda çözümü yoktur. Ve bundan kaynaklı da gerçel sayılarda diye belirttiği için çözüm kümesi boş kümedir. Yani boş kümenin eleman sayısı sıfırdı. 2 artı 1 eksi 0 sorulmuş artık bir zahmet. 3 diyelim doğru cevap C şıkkı olsun. Ve sevgili D şıkkı, özür dilerim. Ve sevgili arkadaşlarım geçtim 3'e. Üçüncü sorumuzda diyor ki bu denklemin bir kökü A'dır. Diğer kökü nedir? Şimdi bir kökümüz A'ymış. Neler yapılabilir? Önce düşünelim. Soruya nasıl başlamamız gerektiği bilmemiz gerekiyor çünkü. bir kök A ise ben bu A'yı yerine yazabilirim. Bu cepte. Kökler çarpımı formülünden ilerleyebilirim bir kökü biliyorum nasıl olsa diye. Kökler toplamından ilerleyebilirim nasıl olsa bir kökü biliyorum diye. Ama ondan önce şunu yapabilir. Mesela bir kökü A dediğine göre direkt A'yı yerine yazıp denklemi sağlattırabilirim. E yerine bir yazalım bakalım. A eksi 1 çarpı A'nın karesi geldi artı 2a artı 4 çarpı a dedim. Bir de artı a'mız var eşittir 0. A kareyi içeri dağıtacak olursam a'nın küpü eksi a kare. Şuradaki a'yı da dağıtıyorum. Artı 2 a kare artı 4 a artı a eşittir 0 oldu. Hmm. Düzenleyelim. A'nın küpü. 2a kareden a kareyi çıkardım artı a kare geldi. 4a'yı a ekledim artı 5a oldu eşittir 0 dedim. Bunu ben A parantezine alayım ya değil mi? A parantezinde A'nın karesi artı A artı 5 eşittir 0 oldu. Çok güzel. Şimdi bak güzel kardeşim. Burada A ya 0'dır diyeceğim ya da A kare artı A artı 5 0'dır diyeceğim. Peki ben bunu sıfıra nasıl eşitleyebilirim? Bir kere çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman deltasına bakalım. burada B'miz 1 olduğu için 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı A'mız da 1. 1 çarpı 5. 1'den 20 çıktı. Eksi 19. Delta 0'dan küçük mü geldi o zaman? Demek ki buranın kökü yok. Yani ben buradan bir A değeri bulamıyorum. A değeri bulamıyorsam demek ki şurada bulduğum A değeri gerçekten benim için işimi görecek A sıfırmış. Şimdi bir kökümüz neymiş? Sıfır. Güzel. O zaman o zaman benim denklemimin benim denklemimin bir kere Kökler toplamı diğer kökü verecek. Çok güzel. Şimdi neden biliyor musun? Şimdi bak x1 ve x2 köklerimiz var ve ben bir tanesini buldum. O a'ydı ya. Biri sıfırmış. Öteki de ne olsun? İşte diğer kökümüz smlnin s'si olsun mesela tamam mı? E şimdi kökler toplamı 0 artı s olduğu için bana direkt s'yi vermez mi? Verir. E kökler toplamı formülü eksi b bölü a'ydı. Şunun eksilisi nedir? Eksi 2a eksi 4'tür bölü a'mız kaç? a eksi 1. Onu da yazdım buraya. E, a dediğim şey aslında diğer kökü verecek ya. A dediğim şey sıfırdı zaten. O halde şurası gider, burası gider. Eksi 4'ü e, eksi 1'e bölersem 4 gelir. Diğer kökümüz de hayırlı uğurlu olsun. Karşımız artık 4. Benden ne istenmişti? Diğer kökü kaçtır demişti. Diğer kökü biz bulduk. Doğru cevabımız da e eşit olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve üçüncü sorumuzda bitirdiğimize göre Sağ üst tarafa yani dördüncü soruya geçebiliriz. Bir tane denklem verilmiş. E, İçerisinde x değişkenine bağlı bir denklem ve e, kat sayılarında m diye de bir bil bilmediğimiz sayı var. Denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı 2'dir. Şimdi çözüm kümesinin eleman sayısı 2 ise 2 yani tane elemanı varsa ikinci dereceden bir denklemin demek ki deltası sıfırdan büyük olmalıymış diyeceğiz. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş ve tam sayı olduğunu da soruyor. Lütfen dikkat edelim buna. E demek ki delta'mız sıfırdan büyük olacak dedik. E buna göre de delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Bakın 3 sorudur delta ile uğraşıyoruz. Demek ki bu delta ne kadar önemli bir şeyse artık buna lütfen gerekli önemi gösterelim. ÖSYM de bu deltalı soruları çok seviyor. Tamam iyi dinle bunları. B kare eksi 4 ac'ydi. E şunun karesini alacağım. Eksinin karesini düşünmene gerek yok. Zaten orayı pozitif yapacak kare aldığım için. 2m artı 1'in karesi 4m kare. Yani birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımını iki katı yapacağım. Artı 4m artı 1. Eksi 4 çarpı bu 4 formüldeki 4. 4 çarpı a'sı bunun m artı 1. Hemen yazdım. Ve c'si de m eksi 2. Bunu da yazdım. Sıfırdan büyük olmalı dedim. Daha sonrasında burayı biraz düzenlemek istiyorum. 4 m kare artı 4 m artı 1. Bak şimdi. Eksi 4 parantezinde şu iki ifadeyi dağıtarak yazıyorum. Dağıttığım takdirde m kare eksi m eksi 2 gelecektir. Sıfırdan büyük olmalı dedim. Sonra 4 m kare artı 4 m artı 1. Şimdi eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 4 m kare artı 4 m ve artı 8 geldi büyüktür sıfır dedim. Sonra mı hocam? Bak eksi 4m kare ile artı 4m kare burada gidi veriyor. Gördün mü? Çok güzel. 4m ile 4m'yi topladım. 8m yaptı mı yaptı? Artı 1 ile 8'in toplamı da bana 9'u verir. Büyüktür 0 dedim. Demek ki burada 8m büyüktür. Eksi 9 olmalıymış. Her iki tarafı da bir güzel 8'e böleceğim. m büyüktür. Eksi 9 bölü 8 oldu. Eksi 9 bölü 8 dediğimiz sayı aslına bakarsan eksi 1 küsür bir sayıdır. Yani sayı doğrusu üzerinde gençler şöyle göstermek istiyorum sayı doğrusu üzerinde. Şurası eksi 1 ise eğer bizim sayımız şurası da eksi 2 ise bizim sayımız işte şuralarda bir yerlerde. Tamam. Peki ee, tabi buralarda bir yerlerde dedik ama eksi 9 bölü 8 buralarda bir yerlerde. M bundan büyük olacak yani şu tarafta olacak. Peki M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri e bu tarafa doğru giderken çarptığımız ilk tam sayı zaten M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeridir. O da eksi 1'in ta kendisidir. Yani cevabımız A olacakmış sevgili gençler. Dördüncü soruyu da çözdük mü hocam? Çözdük. Artık %10'unu bitirdik bu dersin değil mi? Ve beşinci sorumuza doğru geçtik. Beşinci soruda diyor ki bu denklemin Çakışık iki reel kökünden bir tanesi M'dir. Buna göre M artı N toplamı kaça eşittir? Şimdi çakışık iki reel kökünden biri diyor ya. zaten çakışıksa diğer kök de M'dir. Bunun kendisi de M'dir. Yani benim iki tane köküm var ikisi de M. E şimdi madem öyle çakışık iki tane reel kök olacaksa bir ifadenin karesi bak. Bir ifadenin x eksi bir şeyin karesi eşittir sıfırın çakışık iki tane kökü vardır. Çakışık iki tane reel kökü vardır. E şimdi demek ki buranın sıfır mı olması gerekiyor? Aynen öyle. Burası sıfırsa ancak çakışık iki tane reel kök gelecek. Demek ki n artı bir sıfır diyeceğiz. Ve n buradan ne olacak? Hocam eksi birin ta kendisi. E hocam n eksi birse ben getirip şurada yerine yazabilirim bu n'yi. E yazdım. Eksi 2 kere eksi 1 de bana artı 2'yi verdi. 2'den de 1'i çıkardım. Şuradaki 1'i ne geldi? 1 geldi. Artı 1. Yani x artı 1'in karesi eşittir 0 oldu. E şimdi ben burada zaten n'yi hesaplamıştım. Eksi 1 diye. Şunun kökü nedir? x eşittir. Eksi 1'dir. İşte diğer kök yani kök dediğimiz ifade de m'ydi. O halde m eşittir. Eksi 1'miş. E benden m ile n'nin toplamı istenmişti. m eksi 1. n eksi 1. Topladık ne geldi? Eksi 2 geldi. Yani cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu sevgili gençler. Dolayısıyla artık rahatlıkla geçebiliriz 6. sorumuza. Evet. X eksi K artı 1'in karesi eşittir. Mutlak değer K eksi 7 denkleminin çözüm kümesi neymiş? Boş küme. Hmm, buna göre K kaç farklı tam sayı değerine eşit olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Burada ikinci dereceden bir ifade var. Bu ifadenin karesi alınmış ve bir sayıya eşit olmuş burası. Ve bu sayıya eşitlendikten sonra da çözüm kümesi boş gelmiş. Ben şimdi buradan e, deltayı falan düşünebilirim. Delta sıfırdan küçük olacakmış muhabbetine falan girebilirim. Lakin şöyle bir durum var. Bu yolumuzu uzatır. Hemen ne diyeceksin biliyor musun? Mutlak değer k-7 var ya sağ tarafta. İşte bu değer sıfırdan küçük olursa yani negatif olursa bir şeyin karesi, bir reel sayının karesi hiçbir zaman negatif olamaz dersin. Ve böylelikle boş kümedir çözüm kümesi dersin. Bak zaten biz amacımız bu değil miydi? Boş küme aramıyor muyduk? Aynen. E o halde mutlak değer k-7 sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Yani k'nın mutlak değeri 7'den daha küçük olmak zorunda. Şimdi mutlak değeri 7'den daha küçükse demek ki bu k'lar neredeymiş arkadaşlar? eksi 7 ile artı 7 arasındaymış. Kaç farklı tam sayı değeri vardır burada? Alınabilecek ilk değer eksi 6 son değer artı 6 olduğu için bu arada toplam 13 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz ve cevabımız D olacak. Bunu nasıl bulduk? Eksi 6'dan 6'ya kaç tane sayı olduğunu 6'dan eksi 6'yı çıkardım ve 1 ekledim. Bu da bana 13'ü verdi. Demek ki toplam 13 tane bizim ee, K Tam sayı değerimiz olabilirmiş Cevabımız da değişik oldu dedik Ve şöyle sayfamıza birazcık uzaktan Bakma zamanı da geldi bence İlk sayfayı kazasız belasız Bitirdik ve sevgili arkadaşlarım Sayfamız gayet nizami dolu dolu Umarım senin sayfalarında bu şekildedir dedik Ve devam ediyoruz Yedinci sorumuz da Yedinci soru şu şekilde 3 üzeri x eksi 1'e 3 üzeri 2 x eksi 1 e eklenmiş ve 2 bölü 3'e eşit olmuş Bu denklemin çözüm kümesi hangisidir Diye soruluyor bu tarz ifadelerde, bu tarz ifadelerde şunu yapmamız gerekiyor. Mesela bu tarafı görüyorsun komple 3 tabanında yazılmış üstlü ifadeler var. Ve şurada da bir tane 3'üm var. O yalnız kalmış orada. Boynu bükük. Hemen ne yapmam gerekiyor? Bunu karşı tarafa zıplatalım. O üçlerle buluşsun arkadaşlarının yanına gitsin değil mi? Ne kadar daha ilk okul vari anlattım. 3'ü sol tarafa zıplatacağız gençler. Tamam mı? Hadi bakalım. 3 üzeri x eksi 1 ile 3 üzeri 2x eksi 1'in toplamını ben 3 ile çarpacağım ve bu 2'ye eşit olacak. Güzel. Şimdi bu 3 üzeri 1'i ben içeri dağıtırsam 3 üzeri x eksi 1 ile 3 üzeri 1'in çarpımı üstler toplamından 3 üzeri x gelir. Bunda bunu çarparsam da 3 üzeri 2x olur. Ve bu kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi ben burada şunu görüyorum. 3 üzeri x parantezine alırsam eğer bu ifadeyi 1 artı 3 üzeri x yapacaktır bu. Ve eşittir 2 dedik. Ya şimdi bir saniye. Bir saniye. Burada bir bekleyelim. Tamam mı? Şimdi niye bekleyelim? Şundan kaynaklı. Ben 3'ün bir kuvvetiyle 3'ün kuvvetinin bir fazlasını çarpıyorum. Yani aslına bakarsan şu kısma A dersem şurası A artı 1 olacaktır. Ve A ile A ile A artı 1'in çarpımı da 2'ymiş. Peki bu nasıl olabilir? A'nın karesi artı A eşittir 2 dersem Burada a'nın karesi artı a eksi 2 bana sıfırı verir değil mi? E şimdi ben burayı a'ya a burayı da artı 2'ye eksi 1 diye parçalarsam eğer a buradan ya eksi 2 gelir ya da a buradan 1 gelir. Peki ben şimdi söyle bana bakayım. Ben neye a dedim? Neye olacak? 3 üzeri x'e. O halde 3 üzeri x eşittir ya eksi 2'dir ya da 3 üzeri x eşittir artı 1'dir derim. E şimdi düşünelim. Şurası basit bak. 3 üzeri x 1 ise X tabii ki de sıfırın ta kendisidir. Doğru mu? Bu cepte. Ama şimdi şurayı düşünelim seninle birlikte. 3 üzeri x eksi 2 ise 3'ün hangi kuvveti eksi 2 yapar? Hiçbir kuvveti. E niye? Pozitif bir sayıdan bahsediyoruz. 3 bu üçün pozitif bir sayının hangi kuvvetini alırsam alayıp negatif bir sonuç elde edemem. Bundan kaynaklı da buradan gelen çözüm kümesi boştur. Yani böyle bir çözüm yoktur. O halde benim çözüm kümemin içerisinde sadece ama sadece x eşittir sıfır elemanı var. Yani cevabım da d şıkkı olacak derim. Ve artık devam edebiliriz bir diğer sorumuzda x üzeri 4 eksi 3x kare eksi 4 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. E hocam Hemen şurada bak yukarıda şurada ne yazıyor? İkinci dereceden denklem yazıyor değil mi? E bu dördüncü dereceden. Evet ama ben bu dördüncü dereceden denklemi ikinci dereceden denkleme dönüştürüp o şekilde bir çözüm üretebilirim. Ki sonuç olarak e, bizim ikinci dereceden denklemler konu anlatımlarımızın içerisinde nasıl bir başlık var? İkinci dereceden denkleme dönüştürerek çözme diye bir yöntemimiz var arkadaşlar. O halde ben bunu ikinci dereceden denkleme dönüştürmem gerekiyor. Nasıl yaparım? Bak burada bir x kare var. Bir de burada x karenin karesi var. O halde ben burada gördüğüm x kareyi artık a diyebilirim. Ve böylelikle x üzeri 4 dediğim değer de a'nın karesi yapacaktır. Yani x karenin karesidir. O halde artık ben denklemi buna dönüştürerek yazacağım. x üzeri 4'e a'nın karesi demiştim. Evet. Eksi x kareye a demiştim. 3a yaptı. Eksi 4 eşittir 0 oldu. Artık benim çözmem gereken denklem bu kardeşim. Hemen bunu a'ya a diye burayı da eksi 4'e artı 1 diye açı verirsem bunların çarpımları eksi 4 toplamları eksi 3 miyiz? o zaman a dediğim değer ya 4'tür ya da a dediğim değer eksi 1'dir. Şimdi gel gelelim şu kısma. Neye a dedim? x kareye. O halde artık x kare eşittir 4 veya x kare eşittir eksi 1 diyeceğim. x kare 4 ise benim bu denklemi sağlayan bir numaralı x'im eksi 2'dir. 2 numaralı x'im artı 2'dir. Başka var mı? Yok. Peki sağ tarafa bakalım. x kare eşittir eksi 1. Ha biz bunu birinci soruda da yapmıştık. Hiçbir gerçel sayının, hiçbir gerçel sayının karesi negatif olamıyordu. Yani buradan gelecek olan çözüm kümesi boş kümedir. Demek ki benim çözüm kümemin elemanları sadece eksi 2 ve artı 2 olacak. Bu da bana e şıkkında verilmiş gençler. Doğru cevap e olacaktı dedik 8. soruda. Ve devam ediyoruz 9'da. 9. sorumuzda da böyle karman çorman bir ifade var. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir beraber düşünelim hadi. Şimdi bu soruda birbirine benzer ifadeler var mı? Varsa neler? İlla bir şeylere a demek zorunda mıyız hocam? Benim kafam çok karışıyor da da diyebilirsin. Ama sıkıntı yok. Bak şimdi halledeceğiz beraber. Birlikte halledeceğiz. Hocam eğer yapabiliyorsan sınavda hız kazanabilmek için şu öğrettiğim taktiği uygulayabilirsin. Öncelikle ben şuradaki denklemi şuradan bir koparayım, alayım, aşağı doğru şöyle çekelim. Kafamız karışmadan şurada şöyle bir çözmeye çalışalım. Hocam bak. 2x artı 1'in karesi var. Değil mi? Bir de burada x artı 2'nin karesi var. Tamam sakin. Bir de burada 2x artı 1 ile x artı 2'nin yani şuradakinin ve şuradakinin çarpımı var. He. Bu benim sanki şeye benziyor. Hani böyle ee, iki tane ifade varmış da ben bunları çarpanların ayırıyormuşum gibi değil mi? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum sana. Eğer ki şuraya yani şuna A dersen buna da B dersen şurası A'nın karesi burası da B'nin karesi olacaktır. Yani aslında benim 3 A kare eksi 7 AB artı eksi özür dilerim 6 B kare eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirim? Sol taraftaki 3'ü 3A'ya üç A diye parçalasam yeridir. Değil mi? Farklı bir şey aklımıza zaten gelmiyor. Peki burayı nasıl parçalayacağım? Orayı da şu şekilde yap. Eksi 3B'ye tamam mı? Artı 2B'de çarparsan eksi 6B kare gelir. Ama dur. Toplayınca eksi B geliyor. Öyle yapmıyorduk. Ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyordum. Eksi 9B. Bununla da bunu çarpıyordum. Artı 2B. Bir topluyorsun. Eksi 7B. Nereyi verdi? Şurayı. Daha doğrusu A ile de çarptığımız için burası eksi 9AB. Burası 2AB oldu. Bunların toplamı da eksi 7AB geldi. Yani burayı verdi değil mi? O halde artık ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırdım varsayılır. Bununla bunu, bununla bunu toplayıp yazıyoruz. Yani 3A artı 2B çarpı A eksi 3B eşittir 0 mı demem gerekiyor? Aynen bu şekilde. E şimdi o zaman A ve B dediğim şeyleri zaten biliyorum ya. Mesela A dediğimiz şey neydi? 2x artı 1 1'di. Bunu 3 ile çarpmam gerekiyormuş. Yani 6x artı 3 dedim. Artı. B dediğim ifadede x artı 2 idi. Bunu da 2 ile çarpmam gerekiyormuş. 2x artı 4 dedim. Bunları çarptım. Ve a eksi 3b diyor. A dediğim şey 2x artı 1'di. Eksi 3b dediğim şey de şunun 3 katı. Yani 3x artı 6 yaptı. Bundan bunu çıkardım eşittir 0 dedim. Şimdi hocam sol kısmı düzenleyelim biraz. 6x ile 2x'in toplamı 8x yapar. Artı 7. Ve çarpı. Buraya geldim. 2 xten 3x'i çıkardım. Eksi x. 1 eksi 6 daha eksi 5 yapar. Eşittir 0 dedim. Şimdi şuradan gelecek olan kök eksi 7 bölü 8'dir. Buradan gelecek olan kök de eksi 5'in ta kendisidir. Yani benim bir köküm eksi 5 iken diğer köküm eksi 7 bölü 8'miş. İki tane benim çözüm kümemin içerisinde eleman var. Bunlar eksi 5 ve eksi 7 bölü 8. O halde benim doğru cevabım direkt olarak karşıma çıktı. Doğru cevap C şıkkı olacaktı sevgili gençler. Ve artık sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçiyoruz. Neredeyiz? 10. sorumuzdayız. Şimdi 10. soruda bana diyor ki bu denklemin çözüm kümesi. Şimdi bu denklemde e, burada sadece bir tane denklem varmış gibi görünüyor değil mi? Ama aslında burada iki tane denklem var. Ve iki tane denklem çözmem gerekiyor. Çünkü burada sevgili arkadaşlarım bizim sıkça karıştırdığımız bir muhabbet var. Bu muhabbet şu kritik nokta. Şimdi mutlak değerli bir ifade var burada göründüğü üzere. Mutlak değer x. Ve bu mutlak değerin içini sıfır yapan değer x değeri ki burada x eşittir sıfırdır. İşte bu bizim için bir kritik noktadır sevgili arkadaşlar. Kritik noktadır. Peki bu kritik noktalarda ben ne yapıyordum? Dikkatli davranıyordum. Üzerine düşmem gerekiyordu bunun. Nasıl yani? Bu kritik noktaların soluna ve sağına iyi bakmam gerekiyor. Yani x sıfırdan küçük mü bu solu ya da x sıfırdan büyük mü bu da sağ. x sıfırdan büyük için diyeceğim ve x sıfırdan büyük için diyeceğim. Ben iki tane İki tane denklem çözeceğim. Şimdi birinci denklemi bir düşünelim. X sıfırdan küçükse mutlak değer x dediğimiz şey mutlak değer x dediğim şey eksi x'tir. X sıfırdan büyükse mutlak değer x artı x'e eşittir. Bundan kaynaklı denklemleri buna göre düzenleyecek olursam x'in karesi bak eksi var burada. Mutlak değerde eksi x'ti ne yapar? Artı x yapar. Eksi 30 dedim eşittir 0. Hemen yandaki denkleme geçelim x sıfırdan büyükse burası x diye çıkacak ya. O zaman olduğu gibi yazarım. x kare eksi x eksi 30 eşittir 0 derim. Şimdi çözerim bunları. x'e x diye parçaladım. Artı 6'ya eksi 5 oldu burası. x'e x diye parçaladım. Eksi 6'ya artı 5 oldu. Buradan x eşittir 5 ve x eşittir eksi 6 geldi. Buradan da x eşittir 6 ve x eşittir eksi 5 geldi değil mi? Evet o zaman benim 4 tane çözüm kümemin içerisinde eleman var. Bunlar eksi 6 artı 6 eksi 5 ve artı 5 cevap da E şıkkı değil. Değil. Bunu bulan adam hemen işaretler. Yapmayın gözünüzün yağını yiyeyim yapmayın gençler. Şunu yapacaksınız bak. Sizin burada bir kabulünüz vardı. X sıfırdan büyük için ben bu denklemi çözüyorum dedin. Eksi 6'yı buldun eyvallah fakat. 5 sıfırdan küçük değil ki e sen gittin burada x sıfırdan büyük olsun diye çözdün denklemi. 6'yı buldun eyvallah ama eksi 5 sıfırdan büyük değil. Yani benim çözüm kümemin içerisinde sadece eksi 6 ve artı 6 elemanları varmış. Bu da beni D şıkkına götürür. Aman diyeyim bu tarz sorularda şu kabul ettiğiniz meseleleri lütfen unutmayın arkadaşlar. Tamam. 10. soruyu da çözdük ve devam ediyoruz soru 11 ile. X eksi Karekök içerisinde 3x artı 1 eşittir 1. Bu denklemin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Şimdi bu tarz sorularda da bizim dikkat etmemiz lazım. Sebep şöyle yapacaksınız. Öncelikle köklü denklemler çözülürken köklü ifade yalnız bırakılır. Yani ben biri bu tarafa almayı, bunu da bu tarafa doğru almayı tercih ediyorum. X eksi 1 eşittir karekök içinde 3x artı 1 dedim. Kabul mü? bunu yazdık. Şimdi bu köklü ifadelerden hani herkes nefret ediyor falan ya se sevilmiyor genel itibariyle. Valla ben de sevmiyorum. E sevmiyorsa kaybedelim o zaman. Nasıl kaybederim? Ben her iki tarafın karesini alırım. Yani x eksi 1'in karesi derim. x eksi 1'in karesi eşittir. Bunun karesini alırsam da 3x artı 1 gelecektir. Tamam. Ve sonrasında x eksi 1'in karesini açarım. x kare eksi 2x artı 1 eşittir. 3x artı 1 derim. Hepsini bir tarafa toplayalım. Yani sevgili arkadaşlar. x kare eksi 5x. E birler gitti. Evet eşittir 0. x parantezini alırsam da x eksi 5 gelecektir. Eşittir 0 dedim. Artık gerisi çok basit. x burada ya 0'dır ya da 5'tir derim. Şimdi 0 ve 5 şıklarda var. Eyvallah ama cevap yine bu değil. Yani ne oluyor ya 2 sorudur. Çözüyoruz doğru buluyoruz. Farklı bir şey çıkıyor cevap. Evet ama dikkat etmen gereken yerler var dedim ya ben sana. Şimdi o yerlerden biraz bahsedeyim. Şöyle ki. Ya benim köklü bir denklemim vardı ya. Soru bana köklü denklem vermiş kardeşim. E biz de dedik ki biz bu kökü sevmiyoruz. E kaybedelim o zaman. Şimdi sen onu kaybederken soruyu değiştiriyorsun. Nasıl yani? E karesini aldık ya. Unuttun mu? Sen o soruyu çözmedin ki. Karesi alınmış halini çözdün. He tamam. Karesini alırsam ekstra yeni kökler doğurabiliriz yani. İşte bunu engellememiz lazım bizim. Bunu engellemek için de bu bulduğun kökleri götürüp denkten de yerine yazman gerekiyor. Veyahut şunu yaparsın. Aa bak burada köklü bir ifade oluşmuştu ya. Yaz bakayım sıfır yerine. Şurasına geliyor eksi bile. Köklü bir ifadenin sonucu negatif çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki bu sıfır sağlamıyor. Ama 5'i yerine yazarsan burası 4 gelir. 5'i yerine yazarsam şurası 16 gelir. 16'nın da karekökü 4'tür. Ha bak bu doğruymuş o zaman. Benim çözüm kümemin içerisinde yalnızca ve yalnızca 5 elemanı vardır. Bu da bana cevabın B şıkkı olduğunu rahatlıkla gösterir. Evet gençler umarım uyarılar işe yarıyordur. Ve bu uyarıları da mutlaka sorunun yanlarına iliştiriyorsundur. Lütfen senden ricam bu uyarıları unutma. Denklemleri buna göre çöz. Tamam. Şimdi bu sayfanın son sorusu olan 12. sorumuza bir geçelim. x kare eksi 2x artı 6 eşit 0 denkleminin kökleri nelermiş? x1 ve x2. Güzel. Aşağıda da bana 3 tane ifade vermiş hangileri doğrudur diye soruluyor. E şimdi birinci ifadenin iddiası şu. Denklemin reel kökü yoktur diyor. Ben bunu ölçmek için neyi uygularım? Diskriminant yani delta'yı uygularım. O halde deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac'ydi. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 6. Yani 4 eksi 24 geldi. Yani eksi 20 geldi. Eksi 20 sıfırdan küçük mü küçük? Deltanın sıfırdan küçük olması bana neyi yorumlardı? Tabii ki de bu denklemin gerçel bir kökünün olmamasını gösteriyordu. E denklemin reel kökü yoktur demiş. Demek ki bu ifade doğru arkadaşlar. Pekala. İkinci öncülümüze bakıyoruz. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı. E şimdi ben burayı x2 ile burayı x1 ile genişletecek olursam eğer. Üst taraf x2 artı x1 bölü. x1 çarpı x2 olur payda kısmı da. Bunun iddiası şu. Bu 1 bölü 3'tür diyor. E şimdi dur bakalım. Tamam bakarız yani 1 bölü 3 müymüş görürüz şimdi. x1 artı x2 eksi b bölü a ile x1 çarpı x2 c bölü a ile bulunuyordu ve ben bu a'ları buradan yok ederim. Bu da bana eksi b bölü c'yi verir ki bak gençler soru bankalarında denemelerde falan şu 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı çokça karşına çıkar. Sen artık bunun da kafanda bir formülü varmış ve bu formül de eksi b bölü c'ymiş gibi düşün her zaman sağlar. Eksi b bölü c'yi bulalım. B'miz eksi 2 idi. Bunun eksi 2'si artı 2'dir. C'si de 6'ydı. 2 bölü 6 bana neyi verir? 1 bölü 3'ü. Adam ne demiş? 1 bölü 3. O zaman bu da doğru. İkinci öncülü de doğru bulduk. Geçtim 3'e. x1 kare artı x2 kare eşittir eksi 8. Ben bu x1'in karesiyle x2'nin karesini nasıl elde ederim? Eğer x1 artı x2'yi ve x1 çarpı x2'yi biliyorsam elde ederim. Nasıl mı? Şu şekilde. Al bunun karesini. Ne gelir? x1 kare artı x2 kare Artı 2 çarpı x1 çarpı x2 gelir. Şimdi x1 artı x2 neydi? Kökler toplamı. Kökler toplamımız eksi b bölü a'ydı. Yani eksi eksi 2 bölü 1. Yani 2. Iki. Peki 2'nin karesi nedir? 4. Şimdi bu 4'e eşitmiş. Tamam. x1 çarpı x2 c bölü a'ydı. Yani 6 bölü 1. 6'dır. Demek ki burası 6. 2 kere 6 kaç yapar? 12 yapar. Şimdi x1 kare artı x2 kare. 12'yi karşıya gönderirsem x1 kare artı x2 kare eşittir ne gelir? 4'ten 12 çıktı. Eksi 8 geldi. O zaman bu da mı doğru? Doğru. Ama şimdi senin kafana nur topu gibi bir soru işareti oluştu. Nedir o soru işareti? Söyle bakayım. Evet. Haklısın. Çok doğru. Hocam x1'in karesini aldık. Bu ifade en küçük sıfırdır. x2'nin karesi o da en küçük sıfırdır. Bunların toplamı nasıl eksi 8 oluyor? Ve ben buna nasıl doğru diyorum? Kardeşim buna doğru diyeceksin. Sebep? Sebebini söyleyeyim. Sen bu ikinci dereceden denklemlerin içerisinde karmaşık sayılar diye bir konu gördün. Ve biz zaten birinci öncülde dedik ki bu denklemin zaten reel kökü yok. Yani buradaki bulduğumuz kökler reel kökler değildir. Burada bulduğumuz kökler karmaşık köklerdir. Yani içerisinde i sayısını barındıran köklerdir. Ve dikkat ettiysen eğer ki x birimin içerisinde bir i varsa ve ben bunun karesini alıyorsam, bunun negatif çıkması gayet doğal çünkü i kare dediğimiz sayı zaten eksi birdi. He, umarım köfteyi çakmışsındır. Şimdi sana çok değerli olan bilgiler verdik. Bu bilgiler ışığında artık bu tarz sorular karşına çıktığında lütfen yanlış yapma, boş bırakma, yapıştır geç. Tamam? Evet 12. soruyu da çözdük. Şöyle sayfamıza bir uzaktan bakalım. 2 sayfa bitirdik arkadaşlar. Ve bu iki sayfada toplam 12 soru vardı. Biraz da yordu tabi. Ama hani şunu hissetmeni istiyorum. Şunu görmeni istiyorum. Ne hocam? En basit kazanımlı sorularda bile. Yani konu anlatımı örnekleri dediğimiz örneklerde bile. Sana 10 numara 5 yıldız kazanımlar, 10 numara 5 yıldız bilgiler vermeye gayret gösterdim. Çünkü zaten farkı yaratacak olan şeyler bunlar. Yani o tarz örnekleri herkes çözer. Ama karşısına birazcık değiştirip sorduğun zaman herkes takılır. İşte sen takılma diye ben sana bu özellikleri bir bir gösteriyorum. Ve bütün örnekleri de detaylandırarak açık bir şekilde herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmaya özen gösteriyorum. Ve artık sevgili arkadaşlarım devam edebiliriz dersimize 13. soruyla. Evet şimdi sorumuz klasik soru tiplerinden ama biraz da önceki sorulara göre klasiğin dışına çıkan bir soru arkadaşlar. İyi dinleyin. Bütün aynı tipteki soruların çözümleri de aynı. Tamam. X kare eksi x eksi 7 eşit 0 denkleminin kökleri nelermiş? X1 ve x2. Bak. Burada da sana şöyle hani bir matematik yazarı olarak sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Eğer biz sana kökü şudur, kökü budur diyorsak genel itibariyle o kökler yerine yazılmalıdır. Tamam mı? Bunu aklından hiç çıkarma. Bize sorulan şey ne? x1'in karesi eksi x1 eksi 5 çarpı x2'nin karesi x2 eksi 9. Bu ifadenin değeri. Şimdi hocam kökler madem yerine yazılınca sağlayacak dedik. O zaman biz yazalım da. x1'in karesi eksi x1 eksi 7 eşittir 0. Ve x2'nin karesi eksi x2 eksi 7 eşittir 0. E hocam x1'in karesi eksi x1 at eksi 7'yi karşı tarafa 7'ymiş x2'nin karesi eksi x2 eşittir 7'ymiş. Hmm. Yani şurası da 7'ymiş. Burası da 7'ymiş. E 7'den 5 çıktı 2. E 7'den 9 çıktı eksi 2. 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4'tür. Yani bize cevabı gösteriyor. Cevap neymiş? C şıkkıymış sevgili arkadaşlarım. 14. defa söylüyoruz. Şimdi ikinci dereceden denklemleri ve soru numarası 14 dedik. Devam edelim bakalım. Yukarıdaki denklemin kökleri A ve B. Alttaki denklemin kökleri de A ve C'ymiş. Burada dikkatinizi hemen ne çekecek? Ortak olan kök çekecek. M'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. E şimdi hocam ben bu ortak kökü nasıl bulurum? Nasıl mı? Şu şekilde. Eğer ki sana sorunun içerisinde aleni bir şekilde söylüyorsa bu iki denklemin ortak kökü vardır diyorsa veya bu şekilde gizleyip gösteriyorsa yani işte böyle kökleri A ve B'dir, A ve C'dir. Sen hemen orada ortak kökün olduğunu yakaladın mı yakaladın. Ortak kök muhabbeti varsa x kareli terimleri yok edeceksin. Bunları taraf tarafa toplayıp çıkarıp çarparak bir şey yapıp yok edeceksin. O zaman alttakinden üsttekini çıkaralım hadi. x kareden x kare çıktı 0. 2 xten x çıktı, x kaldı. Eksi 2 m'den eksi 3 m'yi çıkardım, artı m kaldı. Eksi 1'den artı 1'i çıkardım, eksi 2 kaldı eşittir 0 dedim. Tamam. Ve buradan x'i elde edebilirim. x eşittir 2 eksi m yapar şu ifadeyi karşıya atarsam. İşte bu 2 eksi m var ya. Bu 2 eksi m benim ortak kökümdür. Ortak köktür arkadaşlar bu. Şimdi ortak kök dedik ya. İşte bu ortak kök dediğimiz şey neydi? A'ydı. İşte A'yı bulduk biz. Bir kökünü bulduk. O kök 2 eksi m'ymiş. Ve benden M'nin alabileceği değerlerin toplamı istenmiş. Şimdi ben bu M'nin alabileceği değerlerin toplamını nasıl bulurum? Madem bu da ortak kök, e bu kök de denklemi sağlar. Madem öyle gençler, şurayı şöyle silelim artık temizleyelim kafa karıştırmasın. Şuradaki denklemlerden bir tanesini seçeceksin. Mesela ben birinci denklemi seçtim. Sen ikinci denklemi de seçebilirsin fark etmez. Bu denklemde o ortak olan kökü bir güzel yerine yazalım. Yani 2 eksi m'yi yerine yazalım. 2 eksi m'nin karesi artı 2 eksi m eksi 3 m artı 1. Tamam mı? Geldi mi geldi eşittir 0. Şimdi burayı bir güzel açalım. 4 eksi 4 m artı m kare karesini aldım. Artı 2 eksi m eksi 3 m artı 1 eşittir 0 dedim. Düzenliyorum hocam şimdi. Bak sakin sakin düzenliyoruz. M kare var yazdım m kare. Eksi 4 m Eksi m daha eksi 5 m. Eksi 3 m daha eksi 8 m. Artı 4 var. Artı 2 var. Artı 6 yaptı. Bir daha artı 7. Eşittir 0 geldi mi? Geldi. Hocam ister buradan m değerlerini bul. İstersen de artık burası m'ye bağlı ikinci dereceden denklem değil mi? E ben m'nin alabileceği değerlerin toplamını merak etmiyor muyum? Eksi b bölü a yap karşına m değerlerinin toplamı çıksın. O halde buradan eksi b bölü a yaparsam 8 bölü 1'den M'nin alabileceği değerlerin toplamını 8 bulurum. Cevabım eşit olur. Veyahut dersin ki aklına gelmedi. Hocam M'ye M, eksi 7'ye eksi 1 diye ben bunları açtım. M bir 7 geldi, bir de 1 geldi. E bunları da toplayınca zaten otomatikman 8'i verdi de diyebilirsin tabii ki. Bu sana bağlı bir şey. Tamam. Ama bu tarz denklemlerin çözümleri bu şekilde yapılır. Ortak kök var diyorsa hemen buradaki x kareli terimi yok ediyorsun yok ettikten sonra bulduğun x değeri sana ortak kökü vermek zorundadır. Tamam mı? Evet 14. sorumuzda çözdük artık 15'teyiz. Ne diyor bana? x kare eksi x artı k eksi 1 eşit 0 denkleminin köklerini vermiş. Ne diyor? x1 ve x2'dir. E buna göre 2x eksi 1 eksi x2 eşittir 8 olduğuna göre k kaçtır diye soruyor. Şimdi ben burada 2x1 eksi x2'nin 8 olması gerektiğini biliyorum. Bu cepte. Şimdi ben sana bir soru sorayım. X1 artı X2 kaçtır? X1 artı X2 kökler toplamıdır hocam. Kökler toplamı da b bölü A'dır. Hemen yazar bulurum ben bunu. E bulalım o zaman. Eksi B bölü A'mız eksi eksi 1 bir bölü 1'den 1'dir. Ve ben artık bunları toplarsam 3 tane X1 bunları e bunların toplamı 0 eşittir 9 olur. X1 buradan kaç gelir? 3'ün ta kendisi. X1 dediğim şey neydi? Kök değil miydi? E, evet. O zaman köklerden birini buldum. O zaman kök bu denklemi sağlamaz mı be hocam? Sağlar. O halde ben bu 3'ü yani kökü yerine yazarım ve sıfıra eşitlerim. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 9-3 artı K-1 eşit 0 dedim. 9'dan 3 çıktı. 6. Bir daha çıkardım. 5. K eşittir. O 5'i karşıya attım. Eksi 5 geldi. O halde doğru cevabımız da tabii ki D şıkkı oldu sevgili arkadaşlarım. Ve artık... Bu da neyi gösteriyor bize? 16. soruya geçebiliriz. Evet. Sağ üst taraftayız. 16. soruda. Ve artık sorumuzu çözmeye hazırız. Bir tane denklem var. Yine demiş ki bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 kökü de x2'nin karesine eşitmiş. Bu eşitlik sağlandığına göre m kaçtır diye soruluyor. Bak hocam. Beni iyi dinle. Ben x1 çarpı x2'yi elde edebilirim. Nasıl mı? Kökler çarpımıdır bu. C bölü A ile. C'miz eksi 27, A'mız 1. O halde kökler çarpımı eksi 27'dir. Ama bana demiş ki, x1 kökü x2'nin karesidir. O zaman ben burada x1 gördüğüm yere x2'nin karesini yazabilirim. x2'nin karesi ile x2'nin çarpımı bana x2'nin küpünü verir. Ve bu da eksi 27'ymiş. Peki neyin küpü eksi 27? Tabii ki de eksi 3'ün. Şimdi ben köklerden birisini bulmuş oldum aslına bakarsam bir hamleyle. Eksi 3. E m kaçtır diye soruluyor. E ne dedik artık? Kök denklemi sağlar be yahu. Tamam. Eksi 3'ü yerine yazacağım. Nerede? X gördüğüm yere. Eksi 3'ün karesi 9. Artı. 2m artı 1 çarpı eksi 3. Ve eksi 27 eşittir 0. Eksi 3'ü içeri dağıtacağım ama ondan önce. 9 ve eksi 27. 9'dan 27'yi çıkardım. Eksi 18 karşıya attım ne geldi? 18 geldi. 2m artı 1 ile eksi 3'ün çarpımı kaçmış? 18. Ya bir dakika hocam içeri dağıtmaya da gerek kalmadı. Niye? Çünkü ben eksi 3 ile ancak eksi 6'yı çarparsam 18 yapar. O zaman 2m artı 1 eşittir eksi 6 diyeceksin. 2m buradan bunu karşıya attım eksi 7 gelecek. Ve her iki tarafı 7'ye bölersen de m eşittir 2'ye bölersen eksi 7 bölü 2'yi bulacaksın m için cevabımız da b şıkkı olacaktı diyebiliriz hem de gönül rahatlığıyla. Tamam 16'yı da çözdük mü çözdük hocam devam ediyorum kaçla 17 ile x kare artı 6 x eksi 1 denkleminin kökleri verilmiş neymiş yine x1 ve x2 şimdi bana diyor ki kökleri 3 eksi x1 ve 3 eksi x2 olan denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. He. şimdi bu tarz sorularda biraz kafa karışıklığı oluyor. Biraz üşengeçlik oluyor. Niye üşengeçlik? Çünkü kökler toplamı ve kökler çarpımından gitmemiz gerektiğini biliyorsunuz ama bu iş biraz zahmetli. Peki ben e, nasıl düşünebilirim? Hocam öncelikle benim köklerim x1 ve x2 iken burada eksi x1 ve eksi x2 diye ifadeler var. E ben kökleri eksiyle çarparsam mesela şöyle düşün. Bu ifade ikinci dereceden ya. Şöyle bir kartezyen koordinat sistemi düşünelim. Şöyle de bir parabolüm varmış ki biliyorsun ikinci dereceden e, fonksiyonların grafiği paraboldü. Şurası x1 ise Burası x2 ise, ben bunları eksiyle çarparsam, eksi x2 bu tarafta simetri oluşur, x1'inde bu tarafta simetri oluşur. Yani benim simetrik olan parabolümü bulmuş olurum ki o da bana şöyle bir şeyi verecektir. Doğru mu? Doğru. Tamam, güzel. O zaman güzel arkadaşım, madem ben bu şekilde ifadeyi tepetaklak etmeyi biliyorum, ben o zaman kökleri eksiyle çarpıyorsam burada. Demek ki burada x gördüğüm her yere eksi x yazacağım. Tamam x gördüğüm her yere eksi x yazacağım. Sonuç olarak y eksenine göre simetrik almak demek f fonksiyonunun içindeki x'i eksiyle çarpmak demekti. Çok güzel. Şimdi bu bilgi aklımızdaysa artık x gördüğüm yere eksi x yazacağım. Eksi x'in karesi bana yine x kareyi verecek. x görülen yere eksi x yazarsanız burası eksi 6 x olacak ve eksi 1, dedi. 1 diyeceğiz. Tamam. Şimdi ben şu an neyi buldum biliyor musun? Kökleri eksi x1 ve eksi x2 olan denklemi buldum. Ama eksi x1 ile eksi x2'yi buldum ama 3'er fazlası da lazım bana. 3'er fazlası diyorsa şimdi e, kökleri 3 fazla olan şey 3 birim sağa kaydırılmıştır. Değil mi? 3 birim sağa e, yani nasıl diyeyim? Artı 3 demiş ya kökler 3 birim sağda çıkmış. E kökler 3 birim sağda çıkacaksa eğer yani bu kökleri 3 fazlasını kök kabul edecekse... O zaman ben bu denklemin x'lerinden 3 çıkarmalıyım. niye? Çünkü x'lerden a kadar çıkarırsan ifade a kadar sağ tarafa kayacaktır. Eklersen sol tarafa kayacaktır. O halde ben ne yapacakmışım? x'lerden 3 çıkaracakmışım. x eksi 3'ün karesi. Eksi 6 çarpı x eksi 3. Ve eksi 1 eşittir 0. İşte aradığım denklem bu. Ama bunu düzenleyip şıklardaki versiyonuna getirmem gerekiyor. Al karesini x kare eksi 6x artı 9. Eksi 6 içeri dağıtıyorum. Eksi 6x artı 18 geldi ve eksi 1 eşittir 0 dedim. Burası x kare. Eksi 6x eksi 6x daha eksi 12x yaptı. 9, 18 daha 27, 1 çıkardım artı 26 geldi eşittir 0. Peki bu denklem şıklarda var mı? x kare eksi 12x artı 26 var ve cevabımız B şıkkı olur deriz sevgili gençler. Doğru cevap buydu. Umarım yaptığım işlemleri anlamışsındır. Eğer ki anlamadığım bir nokta varsa lütfen, lütfen bak ikinci dereceden denklem sorusu çözerken bile ne işimize yaradı burada? Fonksiyonlarda öteleme dönüşüm çok fazla işimize yaradı. Bundan kaynaklı fonksiyonlar konusuna hakim olmalımız gerekiyormuş ki logaritmasıymış, trigosuymuş, dizisiymiş, limit, türev, integral bunların alayında rahat edelim. Tamam fonksiyon abi matematiğin atası. Matematiğin temeli fonksiyon. Tamam bundan kaynaklı buna hakim olmamız şart. E o zaman 17'yi de bitirdik hocam geçtik 18'e seninle birlikte. x kare eksi 4 x eksi 1. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 x1 artı 1 bölü x2 ve x2 artı 1 bölü x1 kökleri bunlar olan denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir köküm bu olacaksa ben bunu bileşik kesir halinde düşüneyim o zaman. Bununla bunu çarptım. x1 çarpı x2 artı 1 bölü x2 dedim. Bununla bunu çarptım. Diğer köküm de x1 çarpı x2 artı 1 bölü x1 olacakmış. Tamam şimdi x1 çarpı x2 ve x1 çarpı x2 var burada. Bunlar c bölü a'dan bana eksi 1 bölü 1'den eksi 1'i verir. Eksi 1 burası, eksi 1 burası. E şuranın toplamı 0 yaptı. 0 bölü x2 her halükarda 0. Şunların toplamı 0 yaptı. 0 bölü x1 her halükarda 0. E benim yeni oluşacak olan denklemimin kökleri 0 ve 0 mıymış? 2 tane 0 olan kök. E çakışık kökler. Çakışık kökse demek ki x eksi sıfırın karesi eşittir sıfır olacakmış benim yeni aradığım denklem. x eksi sıfır ne ya? x eksi sıfır yerine bir matematikçi olarak x yazsak olmaz mı? Olur. E, x'in karesi eşittir 0 Benim aradığım denklemdir. Bundan kaynaklı cevabımız da e şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Çok ama çok kurnazca bir soruydu. Öğrenciyi eğer bak eğer sen gidip şunları bak şunları Böyle bir güzel kökler toplamı buysa eğer bunları toplarım t'yi bulurum. Hani şey var ya x kare eksi t x artı ç eşittir 0 diye kullandığımız denklem var ya. T'yi bulmak için direkt bunları toplasaydın. Ç'yi bulmak için diğer, direkt bunları çarpsaydın var ya. o 4 dakika 5 dakika yedin bitirinin süreyi bile. Tamam yani 2-3 tane soru çözeceğine sadece bununla uğraşıp bir de gider üstüne x kare eşittir sıfırı bulunca da emin bile olamayabilirdin yani. Emin olamayabilirdin. Çok ciddiyim bak. Dolayısıyla birazcık kurnaz olmakta da fayda var değil mi? Evet 3. sayfamızda böylelikle bitirdik. Kitabımızın da 16. sayfası bitti. Ve şöyle sayfamıza yine uzaktan bakıyoruz. Şöyle ilk 3 sayfamıza. Bak vallahi ne güzel böyle çalışılmış sayfa görüntüleri. Öğrencileri mutlu ettiği gibi vallahi billahi öğretmenleri de mutlu ediyor. Hele bunlar öğrencinin sayfalarıysa var ya aha çok çok mutlu oluyoruz gençler. Umarım sizlerin sayfaları da böyledir. x kare eksi 3 x eksi 8 eşit 0 diye bir denklemimiz var. Ve bu denklemin kökleri altta verilen denklemin yani şu denklemin köklerinden ikişer eksikmiş. Yani bu ne demek oluyor? Eğer ki bunun kökleri x1 ve x2 ise bunun kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2'dir demek oluyor. Hmm. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ben şimdi 17. soruda bu fonksiyonlarla öteleme dönüşüm hakkında bir şeyler görmüştüm ya. He. Şimdi bunu uygulama zamanı gençler işte. Bak şimdi şöyle düşünelim. Şöyle bir parabol olsun. ikinci dereceden sonuçta burası. Böyle bir parabol. Şunun kökleri. Tamam. Bunun kökleri neymiş? X1 ve X2'ymiş. E şimdi burası x1 artı 2 ve x2 artı 2 ise 2 birim sağa kaydırmam gerekmiyor mu? Evet. E sağa kaydırmam gerekiyorsa ben şu denklemde x gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam 2 birim sağa kaydırmış olurum. Bak x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. Yani x'lerden 2 çıkarırsam 2 birim sağa kayar bu. Aa çok güzel. O zaman x eksi 2 yazacağım ben x gördüğüm yere. x eksi 2 yazacağım. Hadi yazalım. Şunu da yazıyorum x eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı x eksi 2 eksi 8 eşittir 0 dedim. Daha sonrasında al karesini x kare eksi 4 x artı 4 eksi 3 x artı 6 eksi 8 eşit 0. Şurada x karemiz var biraz düzenleyelim biz bunu. Eksi 4 x eksi 3 x daha eksi 7 x yapar. Ve daha sonrasında 4 6 daha 10 2 çıkardım 2 geldi. Doğru mu? Eşittir ne oldu? 0 oldu. Pekala. Şimdi 4, 6, 10, 8 tamam güzel. Şimdi bu denklem hangi denklem hocam? O denklem işte şu denklem. Çünkü köklerinin şu an ikişer fazlası olan denklemi yazdık arkadaşlarım. E köklerinin ikişer fazlasını kök kabul eden denklemde zaten buydu. Demek ki ben bu denklemi buldum. O halde buradaki x'in katsayısı olan m-1 aslında buradaki eksi 7'nin ta kendisiymiş. Yani m eksi 1 eşittir eksi 7 diyeceğim. Buradan m kaç gelecek? Eksi 6 gelecek. Sorunun yarısı bitti. Diğer yarısı çok hızlı bitecek. Çünkü buradaki sabit terim olan n, buradaki sabit terim olan 2'nin ta kendisiymiş. Şu an sorunun %99.9'u bitti. Ve benden ne istemişti? M'nin n'ye oranı. Eksi 6'yı 2'ye böl. Cevap ne gelir? Eksi 3 gelir. Yani doğru cevabımız e şıkkı olacakmış gençler. İşte bu güzel soruları fonksiyonlarla öteleme dönüşüm var ya. Yani parabol sorularında çok fazla işe yarayacak. Eşitsizlik sorularında çok fazla işe yarayacak. E denklemlerde yine işe yarıyor. E fonksiyonlarda zaten işe yarıyor. E bir zahmet artık öğrenin be. Tamam mı? Evet devam edelim. 20. sorumuzda. A bir gerçel sayı. Tamam. Sonra bana da böyle bir denklem vermiş. Bu denklemin köklerinden birisine de A demiş. Denklemin diğer kökü soruluyor bize. Hmm. Şimdi bu sanki ilk sayfalardaki bir soruya benziyor değil mi hocam? Benziyor, benziyor. Denklemin köklerinden bir tanesi A ise ben bu A'yı yerine yazarım. Tamam mı? Bu uyarımı asla ve kat A unutmayın arkadaşlar. A yerine yazarsam. A artı 4 çarpı A'nın karesi artı 1 eksi a çarpı a artı 9 artı 2 a eşittir 0 dedik mi? Dedik. Bu çözümü asla unutmayın ha. Tamam. Bu soru tipinin iki tane olmasının sebebi de budur. Bir birinci sayfada bir de tam videonun ortasında dersin ortasında. Lütfen bu çözümü unutmayın. A kareyi içeri dağıtırsanız. A küp artı 4 a kare yapar mı? Yapar. A'yı içeri dağıtıyorum. A eksi a kare gelir mi? Gelir. Artı bir de 9 artı 2A'mız var eşittir 0 yaptı mı? Yaptı. Şimdi düzenleyelim A'nın küpü. Artı 4A kare ile eksi A kareyi toplarsam 3A kare gelir. Artı A artı 2A 3A yapar. Tamam mı? Bir de burada neyimiz var? Artı 9'umuz var. Eşittir neymiş? 0. Çok güzel. Şimdi ben şu ilk iki ifadede ve son iki ifadede ortak bir çarpan olduğunu görüyorum. Nedir o çarpan? A kare parantezini alırsam A artı 3 gelecektir. Burayı da 3 parantezine alırsam A artı 3 gelecektir. Eşittir 0. Ve bu ortak çarpan parantezine alınırsa artık burası A artı 3 ortak çarpan parantezinde A kare artı 3 yapar. Eşittir 0 geldi. Ve artık tamamen ilk sayfadaki sorunun mantaritesine dönüştü soru. Burada A kaçtır? Hocam A yani burası 0 ise a ya eksi 3'tür. Burası sıfırsa böyle bir a reel sayısı yoktur. Çünkü karesi eksi 3 olan bir a değeri bulamam. O halde buradan kök gelmez. a kesinlikle ama kesinlikle eksi 3'müş. E madem a eksi 3 ben bu denklemi yerine yazarsam eğer a gördüğüm yere eksi 3 yazarsam e o halde ne olacaktır denklemin diğer kökünü bulmaya hazırım diyeceğim değil mi? O halde sevgili arkadaşlarım şunu yapacağız. Bak iyi dinle beni. Ben eksi 3'ü yerine yazdığım takdirde şurada. X kare gelir. Çünkü eksi 3 artı 4'ten 1 geldi. 1 kere x kare x kare. Şurada yerine yazarsam 1 eksi eksi 3'ten artı 4 gelir. 4 x yaptı. Şurada yerine yazarsam eksi 3'ü 9, 9 eksi 6'dan artı 3 gelir. Ve eşittir 0. Ben bu denklemin köklerini bulurum. X'e x artı 3'e artı 1. Benim bir köküm eksi 3'müş ki bu zaten a'ydı. Diğer köküm de eksi 1'miş. Yani sevgili arkadaşlarım bu da ne demek oluyor? Benden zaten diğer kökü istememiş miydi? Bu da bana zaten diğer kökü veriyor. O halde 20. sorumuzun cevabı da B şık olmuş oldu. Ve sevgili gençler 21. sorumdayım artık. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere. Böyle bir karmaşık sayılı bir denklem vermiş bana. X çarpı Y soruluyor bana. Ne yapabilirim? Hocam çok basit. İyi dinle beni. Lütfen algılarını aç iyi dinle. Denkleme hiçbir şey yapmadan. İmajinerleri imajinerlere, real kısımları real kısımlara eşitlemem gerekiyor. Şimdi sol tarafta reel kısım olarak ne var? 1 artı x kare. Güzel. Sağ tarafa bakalım bir de real ne var? İsiz olan yerler. E hocam iyisiz olan bir tek şurası var. Diğerinde bak burada i var. Burada da i var. Demek ki iyisiz olan kısım y kare artı 25'miş. E güzel. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa falan yapalım. Şu y kareyi sol tarafa biri sağ tarafa gönderirsem eğer x kare eksi y'nin karesi eşittir 24 olur. Yani hatta iki kare fark olduğunda görüyorum ya bir yazalım bakalım x eksi y ile x artı y'nin çarpımı neymiş? 24'müş. Şimdi gel gelelim şu kısma. İyili kısım yani imajiner kısım. Sol tarafta sadece 9 var. O halde 9 eşittir dedim. Sağ tarafa bakıyorum. Bir 15 var bir de eksi x eksi y var. Oraya dikkat bak o eksiyi sakın unutma. 15 eksi x eksi y var. Şu eksi x eksi y'yi sol tarafa 9'u sağ tarafa gönderirsem x artı y eşittir 15'ten 9 çıktı 6 kaldı diyebilir miyim derim. Yani x artı y 6'ymış. E, 6 ile neyi çarparsam 24 yapar 4'ü o zaman burası da 4'müş. Yani x artı y 6 ise x eksi y 4 ise gençler toplarımdan bunları 2 x eşittir 10 yapar. Buradan x eşittir 5 gelir. x 5 ise y 1'dir. Çok güzel. 5 e kere 1 sorulmuş bana. Cevap da zaten 5'in ta kendisidir. 21. sorumuzun cevabına D şıkkı dedik. Şimdi yolumuza 22. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 22. sorumuza bir bakalım birlikte. Aşağıda A, B, C, D ve E, F, G, H dikdörtgenleri verilmiş. ABC'de dikdörtgeninin kenar uzunlukları x kare eksi 20x artı 96 eşit 0 denkleminin kökleriymiş arkadaşlar. EFGH dikdörtgeninin kenar uzunlukları da aha bu denklemin kökleriymiş. Şimdi ABBC'den daha büyüktür diyor. AB dediği yer şu kenar. BC dediği yer de aslında AD kenarıyla eşit olduğu için dikdörtgen olduğundan demek ki uzun kenar burası diyor bize. Bundan bahsetmiş. Ve EK da KF'den daha büyükmüş. Yani şuradaki uzunluk şuradaki uzunluktan daha büyük olacakmış. Peki şimdi ben şunları sileyim. Çünkü birazdan bayağı bir dolduracağız gibi onun üstünü. Olduğu bilindiğine göre 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi düşünelim bakalım. X kare eksi 20 x artı 96'nın köklerini ben bulabilir miyim? Şöyle desem. Mesela ben burayı x'e x diye parçalasam. Tamam. Burayı x'e x diye parçaladım. Şimdi geldim buraya. 96 diyor ya. Bak. Eksi 8'e eksi 12 diye parçalarsam çarpımları 96 toplamları da eksi 20 yapar. Demek ki benim bir köküm 8 diğer köküm 12'ymiş. 8'e 12. Şimdi madem 8'e 12. Ben ABCD'nin kenar uzunluklarının bu olduğunu biliyordum. O halde gençler burası 12 birimdir. Burası da 8 birimdir diyebilirim. Tamam mı? Bu cepte. Geldim alttaki denkleme. x kare eksi 16 x artı 60. Ben burayı x'e x diye parçalarsam. Burayı da eksi 10'a eksi 6 diye parçalarsam. Çarpımları 60 toplamları eksi 16 olur. Ki bu da bana kenar uzunluklarının 6 ve 10 olduğu bilgisini verir. Şimdi eh kenarı sizce kaç birimdir? 10 birim olsa... 8'den küçük olmak zorundaydı çünkü biz burada EH'ın AD'den daha küçük olduğunu görüyoruz. Bak şuranın EH'ın AD'den daha küçük olduğunu bildiğimiz için burası 10 olamaz diyeceğiz. O halde gençler burası 10 değil de kaçtır? Tabii ki de 6 birimdir diyeceğiz. Güzel demek ki ben HG'nin yani şuradaki uzunluğunun kaç olduğunu biliyorum artık. 10 olması gerektiğini biliyorum. Güzel. Şimdi birinci öncülümüze bir bakalım. Yorumlamalarımızı yaptık. Şimdi öncülleri bakıyoruz. Sarıya boyalı bölgenin alanının alabileceği en büyük tam sayı değeri 65 birim karedir. E şimdi en büyük demiş ya. Ben EK'nın EK'nın KF'den daha büyük olması gerektiğini biliyordum. Ve EF'nin tamamının da 10 birim olması gerektiğini biliyorum. O halde o halde şöyle bir şey yapsak. Ben diyeceğim ki EK'nın EK'nın kesinlikle ama kesinlikle 5'ten daha büyük olması gerektiğini savunurum. Çünkü eğer burası 5 burası 5 olsaydı EK KF eşit olurdu. Demek ki EK 5'ten birazcık büyük olacak. KF de 5'ten küçük olacak. O halde EK 5'ten büyükse EK 5'ten büyükse normal şartlar altında ABC'de dikdörtgenin alanı 8 çarpı 12'den 96 birim karedir. Yani ben şimdi şurayı 5 olarak kabul edersem şuradaki beyaz bölgenin alanı da 5 kere 6'dan 30'dur. Ama biliyorum ki 30'dan daha büyük bir sonuç elde edeceğim. Çünkü burası 5'ten büyüktü. 96'dan 30'u çıkarırsam 66 yapar. O halde bu beyaz kısım 30'dan daha büyükse bizim bulacağımız bu sarı bölgenin alanı da kesinlikle 66'dan daha küçüktür. Ve alabileceği en büyük değer 65'in ta kendisidir. E burada da demiş ki 65 birim karedir. E doğru o zaman. Güzel. Tam sayı değeri dediği için 65'i kabul edebiliriz. İkinci öncül. Sarıya boyalı bölgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 59'dur. Şimdi bak. Şurası zaten 12. Burası da 12. Şurası 8. Şu parça, şu parça artı şu parça artı 6 zaten bana 8'i verecek. Çünkü buraya eşit oluyor. E tamam o zaman ABC dedik dörtgeninin çevresi olmuş oluyor burası ki burası bana 40'ı verir. 12 artı 8 12 artı 8 40 yaptı. E şimdi bir de ekstradan nereler geliyor? Bir şurası geliyor hocam. Bir de burası geliyor hocam. He tamam. Bunlar da 5'ten büyük olduğunu bildiğimiz için ikisini toplamı 10'dan daha büyüktür. Ben 40 sayısıyla 10'dan daha büyük bir sayıyı toplarsam tabii ki de elimde ne kalır? 50'den daha büyük bir sayı kalır. Ama en büyük değer 5 için mi geçerlidir? Tabii ki de hayır. Şöyle ki Şimdi beni iyi dinliyorsun. Şu kısımları bir sildim. Tamam Beni çok iyi dinliyorsun. Ben bu EK'nın KF'den büyük olması gerektiğini biliyorum ya. EK kesinlikle ama kesinlikle ondan daha küçüktür diyeceğim. En büyük değerini bulmak istiyorsam ben EK'yı maksimuma yaklaştırmak zorundayım. Burası ondan küçük, burası da ondan küçükse EK ile HL'nin toplamı 20'den küçüktür. Yani 40 kesin var, ve 20'den küçükte bir tam sayı değeri alacağım. Bunların toplamı tabii ki de 60'tan küçüktür ve alınabilecek maksimum tam sayı değeri 59'dur. Yani buradaki verilen bilgi de bizim için ne olacak? Doğru bir bilgi olacak. İkinci öncüle de doğru dedik. Şimdi devam edelim üçüncü öncüle. İki dikdörtgenin çevrelerinin farkı 12 birimdir. E burası basit. Turuncu dikdörtgen yani ABCD dikdörtgenin çevresinin zaten biz kaç olması gerektiğini bulmuştuk? 40. E, F, G, H dikdörtgeninin alanı nedir? E, bir kenarı 10'du diğer kenar 6'ydı. 16 artı 16 32'dir. 40'tan 32'yi çıkarırsak biz 8 birim olduğunu öğrenmiş oluruz dikdörtgenin dikdörtgenlerin çevrelerinin farkının. Ama burada 12 demiş. O zaman yanılmış. Üçüncü öncüle yanlış dedik ve cevabımız ne oldu biliyor musunuz? 1 ve 2 oldu. Yani doğru cevap C şıkkıydı sevgili arkadaşlarım. Bu bizim 22. sorumuzdu. 22. soruya C dedik ve devam ediyoruz 23 ile. ÖSYM'nin çok ama çok sevdiği soru tipidir. Lütfen iyi dinle. X kare. Eksi delta artı 1x artı 2 delta eksi 11 bölü 4. Bu denklemin diskriminantı deltadır demiş. Hmm, tamam. E, deltayı ben nasıl buluyordum? B kare eksi 4 AC ile buluyordum. Güzel o zaman deltamız eşittir. B'miz burada ne? Delta artı 1. Hmm eksi delta artı 1 ama karesini aldığım için zaten delta artı 1'i kabul edebilirim. Delta artı 1'in karesi eksi 4 çarpı A'mız kaç? 1 çarpı C'miz kaç? Aha da burada. 2 delta eksi 11 bölü 4'müş. Şimdi delta buna mı eşit? Aynen hocam. Delta'nın delta artı 1'in karesini bulalım. Delta kare artı 2 delta artı 1. Ve şuradaki eksi 4'ü içeri dağıtalım. Eksi 8 delta. Şuradaki 4 ile buradaki 4 birbirini götüreceği için artı 11 kalacak. Ve bu neye eşitmiş? Delta'ya. Artık ben delta kare. Bak 2 delta burada var. 8 delta çıkardım. Eksi 6 delta. Bir tane de şuradan eksi delta gelecek. Eksi 7 delta. Ve burada da 1 ile 11'in toplamından artı 12'miz mevcut eşittir 0 derim. Delta'yı bulurum ha buradan. Delta'ya delta diye açtım. Burayı da eksi 3 eksi 4 diye açarsam deltamız bir 4'tür bir de 3'tür. Şimdi delta ya 4 gelecek ya 3 gelecek. Diyor ki denklemin reel köklerinin alabileceği birbirinden farklı değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. E Delta'yı ben 4 kabul edersem eğer benim denklemim şu olur. X kare Delta 4 ise eksi 5 delta yapar burası. Tamam. Şurası şimdi delta 4 ise eğer 2 delta eksi 11 bölü 4 diyor ya. Ya ama çok uzamayacak mı hocam ya? Yani şimdi ben 11 bölü 4 falan gibi kesirlerle ulaşmak zorunda mıyım? Değilsin. Beni iyi dinle. Delta ya 4'tür ya da 3'tür demiştik. Ve bu denklemin birbirinden farklı köklerinin değerlerinin toplamı sorulmuş. E şimdi o zaman bir burayı yazdım. Bir de x kare delta 3 olursa eksi burası 4 delta olur. Devamı hocam beni şu an ilgilendirmiyor. Eksi b bölü a'sı bana bu köklerin toplamını verir. Üsttekinin eksi b bölü a'sı 5'tir. Alttakinin eksi b bölü a'sı 4'tür. İşte bunların toplamı da bana 9'u verecektir. Yani benim 23. sorumun cevabı 9 denizli seçeneği olacakmış sevgili gençler. Böylelikle 23. sorumuzu da bitirmiş olduk. Tabi şu soruyu sorabilirsin. 23. soru için. Bunun için de ekstrem bir uyarı yapmış olalım. Hocam hoş güzel diyorsun da belki de biz bu deltaları yerine yazdığımız takdirde o oluşturduğumuz deltanın ya yani o oluşturduğumuz denklemin deltası sıfırdan küçük gelebilirdi. Böylelikle reel kök oluşmazdı. E bizden reel köklerinin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. Belki biz şu an karmaşık kökleri de toplamını bulduk. Sonuçta karmaşık köklerin toplamı da bize bir reel sayı verebilir. Yani değil mi? Bunu nereden bildik de hemen eksi b bölü a'yı yapıştırdın hocam? Diyebilirsin haklısın ama benim de sana bir cevabım var. Diyorum ki delta'nın 0'dan küçük olma gibi bir ihtimal söz konusu değil ki. Çünkü zaten ben bu denklemin delta'sının ya 4 ya da 3 olabileceğini biliyordum. Yani delta'lar zaten pozitif. Bundan kaynaklı her türlü reel kökler gelecek zaten. Tamam. 23. sorumuzda çözdük ve devam ediyoruz yolumuza. 24. soruyla arkadaşlarım 24. soru karşımızda. x kare artı 4 x artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. a artı 1 bölü a'nın karesi eksi b artı 1 artı b bölü b'nin karesi ifadesinin eşiti nedir diye soruluyor. Bu tarz ifadelerde şunları sanki bileşik kesre çeviriyormuşçasına ...ifade edeceksiniz. Yani bunda bunu çarpıp 1'e ekleyip A'ya böleceksiniz. Bunda bunu çarpıp 1 artı B'ye ekleyip B'ye böleceksiniz. Hadi yapalım. A'nın karesi artı 1 bölü A... ...eksi... ...tabii bunun karesi var elimizde. Sağ tarafta da... ...B'nin karesi artı 1 artı B... ...bölü B var. Bir de bunun karesi demiştik. Yani bizden bu mu soruluyor arkadaşlar? Değil mi? Peki... Şimdi ben köklerin A ve B olması gerektiğini biliyorsam bu kökler denklemi sağlamak zorundadır. Yani A'nın karesi artı 4A artı 1 eşittir 0 ise A'nın karesi artı 1 eşittir eksi 4A olur mu? Olur. Olur. Hem de çok güzel olur. Neden güzel olur biliyor musun? A kare artı 1. A kare artı 1. O zaman bu eksi 4A ise ben neden buraya eksi 4A yazmayayım ki? Yazarım. Eksi 4 a'yı a'ya bölersem eksi 4 gelir. A'lar gider. Eksi 4 gelir. Eksi 4'ün karesi kaçtır? 16'dır. Eksi. Geçtim yan tarafa. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Şimdi b de bir köktü. O halde b'nin karesi artı 4 b artı 1 de bana neyi verir? 0 verir. O halde b kare artı 1 nedir? Eksi 4 b'dir o, o da. E burada ne var? B kare artı 1 var. O zaman burası eksi 4 b'dir. B eklersem eksi 3B gelir. Eksi 3B'yi B'ye bölersem eksi 3 gelir. Karesi de 9 yapar. 16'dan 9'u çıkarırsam da 7'nin bana ta kendisini verir. Yani cevabımız da D şıkkıymış diyeceğiz. 24. sorumuz için sevgili arkadaşlarım çok güzel ve çok şık bir soruydu. Ve ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Aklında bulunsun. Tamam geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına bakacak olursan ÖSYM'nin bu soruları çok sevdiğini sen de görebilirsin. Geçtik. 25. Bir cetvelli soru. Ayete de karşına nadiren çıkan, bak ayete de karşına nadiren çıkan görselli sorular, yeni nesil sorular diyebiliriz bu tarz sorulara. Aşağıdaki şekilde kendi içlerinde eşit bölmelendirilmiş iki cetvelin birbirine göre konumları gösterilmiş. Buna göre A artı B artı C toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu çemberde şunu yapacağım. Şurası A birim mi? Evet. Peki şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit mi hocam? Eşit. O halde burası 4x'i e 2'ye bölersem A'nın 2x olması gerektiğini tabii ki de söyleyebilirim. A 2x'miş. Güzel. Daha sonrasında burası 0'a tekabül ediyorken şu uzunluğu bulabilir miyim ben? Tabii ki bulurum. Nasıl bulacağım? Büyük olan x kare artı 7 xten küçük olan 4 x'i çıkaracağım. Ve böylelikle x kare artı 3 x'i bulacağım. Yani şu uzunluk x kare artı 3 x'miş. E ben aslında bu uzunluğun da yani şu kısmın uzunluğunun da şu kısmın uzunluğuna eşit olduğunu görüyorum. O halde şunu söyleyebilirim. x kare artı 3 x x kare artı 3 x eşittir şuradaki 4 x'e. Yani burada x kare eksi x eşittir 0 derim bunu bu tarafa göndererek x parantezinde x eksi 1 eşittir 0 dersem de x ya 0 ya da 1 gelecektir. x'in burada 0 olması imkanı yok neden? Çünkü 0'ın sağ tarafında 4x yani 4x pozitif 4x pozitifse x 0 olamaz 4 kere 0 0 olur o halde x kaçmış 1 güzel x 1 ise a 2'dir bu cepte. Şimdi Madem x1 şurası kaçtır? 4. 1 artı 3 kere 1'den 4 gelir. Yani şurası 4 birim miymiş? O zaman c kaçtır? 4'tür. Şimdi şurası 4 ise burası 2 birim, burası 2 birim midir? Evet. O zaman burası da 2 birimdir. Yani b de 6'dır. O halde a artı b artı c sorulmuş ya. 2 artı 4 artı 6 sorulmuş. 2, 4, 6 daha bana 12'yi verir. Doğru cevabımız da D seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. 25. sorumuzu çözdük ve cevabına D dedikten sonra artık sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz 26. sorumuzda. İsmail diye bir vatandaş var. Bir de Burak diye bir arkadaş var. O da benim kardeşim. Elindeki bir miktar kağıda her kağıdın ön ve arka yüzlerine ardışık sayılar gelecek şekilde doğal sayılar yazıyor. Daha sonra bu kağıtları bir deste haline getirip kardeşi Burak'a bu desteden bir kağıt çekmesini söylüyor. Burak bir kağıt çektikten sonra aralarında şu konuşma geçiyor. İsmail diyor ki çektiğin kağıdın üzerinde yazan sayıların çarpımı kaç? Burak da diyor ki 506. Toplamlarını da sen tahmin et diyor Burak. İsmail diyor ki toplamları A mı? Burak diyor ki sanırım hata yaptın. Cevap söylediğinin 3 katıydı. Bu konuşmaya göre A kaçtır? Şimdi bu kağıtlarda ne yazıyordu? ön ve arka üzerine ardışık sayılar gelecek şekilde doğal sayılar yazıyordu. Yani bu çekilen kağıdın üzerinde n yazıyorsa arka yüzünde n artı 1 yazacak. Ve n ile n artı 1'in çarpımı bize 506'yı veriyormuş. Tamam. Bu cepte. Bunda bir sıkıntımız yok çok şükür. Şimdi Burak 506 dedikten sonra toplamlarını da sen tahmin et demiş ya. Yani ee, sonrasında da demiş ki Burak sanırım hata yaptın cevap söylediğinin 3 katıydı demiş. E şimdi burada o zaman n ile n artı 1'in çarpımı 506 ise ve e, İsmail toplamları a mı demiş sanırım hata yaptın cevap söylediğinin 3 katıydı demiş ya burada demek ki biz şunu düşüneceğiz İsmail hatalı bir işlem yaparak bunu buluyor. Biz doğrusunu bulup 3'e bölersek ancak İsmail'in söylediği a sayısını elde edebiliriz. Çok güzel. Yani ben n'yi bulacağım önce. Tamam neyi bulacağım? Sonra n ile n artı 1'i toplayacağım. Sonrasında onu 3'e böleceğim. İşte cevap bunu verecek bize. O halde gençler biz şunu yapalım. n çarpı n artı 1 eşittir 506'yı bir güzel çözmemiz gerekiyor şimdi bizim. Nasıl çözebiliriz? Aralarında bir fark olan sayıların çarpımı 506 ise bu sayılar nelerdir? Çarpımlarının son hanesi 6 olacaksa mesela 20 küsürden de büyük olduğunu biliyoruz çünkü 20'nin karesi 400. Acaba 22 ile 23 bunu sağlar mı? Sağlayabilir. Bir bakalım. 22 kere 23 bana 506'yı verecektir. O zaman bizim neyimiz 23'müş, 22'ymiş. Güzel. Şimdi toplamları A mı demiş İsmail? Normal şartlar altında toplamları ne? 45. Ama İsmail A mı diye sorunca Burak diyor ki cevap yani 45 senin söylediğinin 3 katıdır. O zaman ben 45'i 3'e bölersem Burak'ın e, İsmail'in tahmin ettiği sonucu yani 15'i bulurum. Bu da bana A'yı verir. Cevabımız B şıkkı olur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve 26. soruyu da çözdük. Devam ediyoruz 27 ile. A, B, C sıfırdan farklı tam sayılar. A x kare artı B x artı C eşit sıfır denkleminin diskriminantı hangisi olamaz diye soruluyor. Oo, hadi bakalım. Şimdi aslına bakarsan teorik bir şekilde gösterilmesi gereken bir ee, soru çözümü olması gerekiyor. Ve biz bunu şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Diskriminant dediğim şey b kare eksi 4 ac'dir. Değil mi? Şimdi b kare eksi 4 ac kısmında şurasının karesel bir sayı olması gerektiğini biliyorum. Şurası da kesinlikle ama kesinlikle 4'ün katı olan bir sayı olması gerektiğini biliyorum. Ve ben burada b kare dediğimiz sayı var ya. Şimdi bu b sayıları yani b sayılarının karelerini düşündüğümüz takdirde e, ee, bir sayının karesini alıyorum. Bu sayı yani B dediğimiz tam sayı olduğu için ya tektir ya da çifttir. Şimdi tek bir sayı ise 2 n eksi 1 çift bir sayı ise 2 n ile göstermek zorundayım. Yani ben buranın karesini aldığım için artık B sayısı ya tektir ya da çifttir dedi ki eğer B sayısı tekse karesini aldığım takdirde bak karesini aldığım takdirde 4n kare artı değil eksi 4n artı 1 gelir. Bunlar b karedir. Ben buradaki b'nin çift olduğunu varsayarsam b kare dediğim şeyde 4n kare gelir. Şimdi dikkat et. Ben buraya delta niyetine artık ya 4n kare eksi 4n artı 1 eksi 4ac yazarım. Ya da ya da eğer b çiftse çiftse 4n kare eksi 4ac yazarım. Ve dikkat ettiysen 4n kare 4'ün katıdır. Eksi 4n 4'ün katıdır. Eksi 4ac 4'ün katıdır. Artı 1 ile birlikte buradaki deltamız 4'ün bir katından bir fazla olan bir sayı olmak zorundadır artık. Doğru mu? Peki buradaki deltaya bakalım. 4n kare 4'ün katıdır. 4ac 4'ün katıdır. O halde buradaki deltamız da kesinlikle 4'ün katı olmak zorundaymış. Yani benim buradaki kat sayılarım eğer ki tam sayıysa tam sayı ise delta'mız mutlaka 4'ün katından bir fazla ya da 4'ün tam katı olması gerekiyormuş. E pekala hangisi olamaz diye sorulmuş. 401 4'ün katından bir fazladır. 364 4'ün katıdır. Son iki haneye bakarak söyleyebiliriz bunu. 140 sayısının son iki basamağı 4'ün katı olduğu için sayı da 4'ün katıdır. Burada 89 sayısı 88'den bir fazla olduğu için 4'te bölümden kalan 1'dir ama e şıkkındaki 103'ün 4'te bölümünden kalan 3'tür. Bundan kaynaklı da burada verilen denklemin diskriminantı 103 olamaz diyeceğiz. Tamam. Teorik bir şekilde ispatını da yaparak sana bu soruyu anlattığım için şu an çok mutlu hissediyorum kendimi. Ve gençler. Şöyle sayfamıza biraz da uzaktan bakalım. Bir önceki sayfaya da bakmamıştık. Şöyle göz gezdirelim. Toplamda şu an seninle birlikte 5 sayfa çözmüş olduk. Ve bu 5 sayfada. Mükemmel ötesi yorumlar kazandık. Yorum değerleri kazandık. Ve umarım e, ben sana anlattım. Sana bunlar böyle dedim. Şunlar şöyle dedim. Umarım tamamı aklına oturmuştur. Umarım tamamen e, öğrenmişsindir hepsini. Çünkü verdiğim bilgiler ciddi anlamda altın değerinde arkadaşlar. Vallahi de billahi de bak. Yani size... Böyle defaten durmadan özel ders alsanız belki 10 derste 20 derste size öğretilebilecek bilgilerin tamamını aa bak şuradaki sorularda öğretiyorum. Dolayısıyla gençler lütfen rica ediyorum gerektiği kadar önemi gösterin. Tamam. İkinci dereceden denklemlerde bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. 28. defa söylemeye hazırız. M bir gerçel sayı olmak üzere. X kare eksi 10x artı M bu bir polinom. Ve bu polinom x eksi a ve x eksi b'ye tam bölünüyor. Bu ne demek? Bu ne demek? x eksi a'ya tam bölünüyorsa bu polinomun köklerinden bir tanesi a'dır demek. x eksi b'ye tam bölünüyorsa bu polinomun köklerinden diğeri de b'dir demek. Çünkü pa eşittir 0 ve pb eşittir 0'mış sevgili arkadaşlarım. Güzel. Yukarıda verilen dik üçgene göre m sayısı kaçtır? Bu dik üçgenin şurası dik. O zaman ben a kare ile b kareyi toplarsam 2 kök 13'ün karesini bulurum derim. Yani a kare artı b'nin karesi eşittir. 4 kere 13'ten bana 52'yi verir. Çok güzel. Ben denklemimin kökleri olduğunu bildiğim için artık a ve b'nin a artı b'yi de hesaplayabilirim. a kere b'yi de hesaplayabilirim. A artı B'yi nasıl hesaplarım? Kökler toplamından ki kökler toplamım benim burada nedir? Eksi B bölü A'dan eksi eksi 10 bölü 1'den 10'dur arkadaşlar. Çok güzel. A kere B nedir? Kökler çarpımı. Kökler çarpımımızda M bölü 1'den M'nin ta kendisidir. Şimdi ben A kare artı B kareyi nasıl elde edebilirim? Bunun karesini alırım. A kare artı B kare artı 2AB derim. Eşittir karesi 100 yapar. Burada a kare artı b karenin 52 olması gerektiğini biliyorum. AB çarpımının m olduğunu biliyoruz. 2 m vardır burada da. 52 ile 2 m'nin toplamına da 100 demiştik. Peki 2 m burada kaçtır? Tabii ki de 48. İse m kaç olur? Tabii ki de 24'ün ta kendisi olur. Yani benim cevabım a şıkkında verilmiştir diyebilirim. Evet 28. soruyu da çözdük. Sırada ne var? 29. Devam. ABC gerçel sayılar olmak üzere. X kare artı 2 AX artı 10 eşit 0 denkleminin kökleri nelermiş? C eksi I ve 3 artı BI. Şimdi A'nın, B'nin ve C'nin gerçel sayı olması gerektiğini, olduğunu biliyoruz. E buraya bakıyorsun katsayılara 1. 2A, A gerçelse 2A da gerçeldir. Bir de 10. E bu da gerçel. Yani ben bu denklemin gerçel katsayılı olduğunu biliyor muyum artık? Biliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi o zaman benim gerçel katsayılı ikinci dereceden denklemimin bir kökü eğer ki c eksi i sayısı gibi bir karmaşık sayıysa diğer köküm c artı i karmaşık sayısına eşit olmak zorunda çünkü eşlenik olmak zorundalar bu kökler. Pekala reel katsayılıysa bu şekilde eşlenik olacaklar. O zaman bunun eşleniği olan c artı i. E şimdi bir köke c eksi i demiştik diğer kök buydu ya. E diğer köke c artı i buldum ben. Demek ki bu 3 artı b i'nin ta kendisiymiş be güzel kardeşim. Yani c 3'müş ve b de 1'in ta kendisiymiş. Çok güzel c ile b'yi buldum ben. E, c ile b'yi bulduğumuza göre artık demek ki bir kökümüz 3 artı i'ymiş. Diğer kökümüz 3 eksi i'ymiş. E tamam buradaki onu da sağlıyor hem kökler çarpımı biliyorsunuz e, A artı ib ile A eksi b'nin çarpımı neyi veriyordu bize? A kare artı B kareyi veriyordu. 3'ün e, karesi artı 1'in karesi onu veriyor çok güzel o zaman kökler toplamına da girelim. Kökler toplamından 6 gelir burası ve benim denklememin kökler toplamı eksi B bölü idi unutma. Eksi B bölü A kaçtır burada? Eksi 2 A bölü 1 yani eksi 2 A kaçmış? 6. Yani A kaçmış? Tabii ki de eksi 3'müş. Çok güzel. A eksi 3. B de 3'tü zaten. Pardon C 3'tü. B de 1'di. Bunları toplarsam ne gelir? Bunları toplarsam 1'in ta kendisini bulurum. Yani 29. sorumuzun cevabı C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Bak çok güzel bir ikinci dereceden denklemler içerisinde karmaşık sayı sorusu. ÖSYM sorar mı? Tabii ki de sorar. Sormayacaksa zaten bu kitapta işi yoktur arkadaşlar. Devam devam. 30. soru artık sağ üst taraftayız. 30. soru güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. x kare eksi a x artı 12 eşit 0 denklemi veriliyor. Ve bu denklem için a şuradaki a eksi 4 eksi kök delta eşitliği sağlanıyormuş. a eksi kök delta ifadesinin değeri soruluyor bize. Hmm, ne yapabilirim ben şimdi? E deltadan bahsediyor da delta bu denklemin deltası. E madem öyle deltayı bulalım biz. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac idi. B'si kaç? Bunun eksi a. Al karesini a kare. Eksi 4 çarpı a'sı kaç? 1. C'si kaç? 12. Yani a'nın karesi eksi 48'miş benim deltam. Güzel. Peki a neymiş? Hocam a da eksi 4 eksi kare kök içerisinde delta. Delta neydi? a kare eksi 48'di. Çok güzel. Şimdi bunu yazdık değil mi? Artık şunu söyleyeceğim. Şunu şu tarafa atalım. A artı 4 eşittir. Eşittir. Eksi kare kök içerisinde a kare eksi 48 mi? Şimdi al her iki tarafın karesini öyle konuşalım. a kare artı 8a artı 16 eşittir. a kare eksi 48. Eksinin karesi zaten artıydı değil mi? Buradaki ben a kareleri götürebilir miyim? Pozitifler zaten negatif olsalar da götürürüm. Çünkü toplanıyor zaten. E burada 16'yı sağ tarafa fırlatırsam 8A eşittir eksi 64 yapar mı? Yapar. O zaman A sayısı eksi 8 midir? Evet. A sayısı eksi 8'dir. E güzel. A sayısı eksi 8 ise delta'yı da bulamaz mıyım ben? E bulurum. Deltanız neydi? Buydu. Bak delta buydu. A'yı eksi 8 bulduğuma göre eksi 8'in karesi 64. Ben bundan 48'i çıkardım. Delta kaçmış? 16. Çok güzel. Şimdi ben burada kök delta'nın yani kök 16'nın 4 olması gerektiğini öğrendim artık. E, A'yı da zaten eksi 8 diye biliyorum. O zaman eksi 8 eksi 4 yani eksi 12 bana cevabın ta kendisini verecektir. Yani cevabımız neymiş? E şıkkıymış sevgili gençler. 30. soruyu da E bulduk. Artık devam ediyorum. 31. sorumuzda. Ve böylelikle dersimizin %75'ini bitirmiş olduk. Sadece bir çeyreklik kısmımız kaldı. Ve bu çeyrekteki sorulara lütfen son 10 soruya lütfen ama lütfen şu an videoya kadar videonun geldiği yere kadar eğer sen 100x değer gösterdiysen önem gösterdiysen buraya kadarki sorulara bundan sonra 500x önem göstermeni rica ediyorum. Tamam güzel kardeşim? sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Z karmaşık sayısının eşleni Z üssü yani Z'nin eşleni diyelim biz buna. 4Z ile 2 tane z'nin eşleniğinin toplamı 12 artı a ve 2 z'den bir tane eşleniği çıkarınca da b artı 12 i'ye eşit oluyormuş. Buna göre a eksi b farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben z'yi eğer x artı y i biçiminde seçersem z'nin eşleniği x eksi y i olacaktır. 4 tane z bana 4 x artı 4 y i'yi verir ve artı 2 tane z'nin eşleniği de şunun iki katıdır. Yani 2x eksi 2 y verir. Bunların toplamı olan 6x artı 2 y bana 12 artı a i'yi veriyormuş. Yani burada 6x 12'ye eşitse x 2'dir. Ve 2 y'nin de yani şuradaki 2 y'den bahsediyorum. a'ya eşit olması gerektiğini biliyorum. 2 y eşittir a dedim. Güzel. Şimdi geldim şuraya. Çünkü diğer eşitlik de buradan gelmesi lazım. Yüksek ihtimal buradan da y'yi bulacağız. Hadi bakalım. 2z. 2z nedir? Şunun iki katı. Yani 2x artı 2y'dir. Bundan neyi çıkarıyorum? Z'nin eşleniğini yani x eksi y i'yi çıkarıyorum. Ve bu da bana b artı 12 i'yi verecekmiş. Şimdi şurada eksi x var. 2x ile beraber toplandığı takdirde x yapar. Ki o x zaten 2 idi. Artı 2 yi'den şu şekilde eksi eksi yi. Yani 2 yi'den yi eksi yi'yi çıkarırsam 3 yi yapar. 3 yi eşittir diyorum. B artı 12i geldi. Burada, burada ben b'nin 2'ye eşit olması gerektiğini anlarım. B eşittir 2 Burada da 3Y 12'ymiş. O zaman Y kaçtır? 4'tür. Y4 ise getirdim çaktım şurada yerine. 2 kere 4 bana 8'i verir. A'da kaçmış? 8'miş. Ne isteniyor benden? Ne istedi sen? A-B. A'dan B'yi çıkar. 8'den 2 çıkar. Cevap 6. 31. sorumuzun cevabı C şıkkı olur arkadaşlarım. Yine fevkaladenin fevkinde sorulmuş. Tam olarak ÖSYM ayarında daha öncesi çıkmış sorulardan bir tık daha zor ve önündeki sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru daha. 31. soru kaydet mutlaka ihtiyacın olur. 31'i çözdük ve cevabına C dedik. Devam ediyorum 32 ile. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Z1 karmaşık sayısı A-B artı 3 iye. Z2 karmaşık sayısı da 6B-3A artı 2 iye eşitmiş. Ve diyor ki z1'in reel kısmı, z1'in reel kısmı ne? a eksi b değil mi? Yazdım. Z2'nin imajiner kısmına eşit. Z2'nin imajiner kısmı ne? e2, i'nin kat sayısı değil mi? Yani. Peki z2'nin reel kısmı, yani 6b eksi 3a. 6b, 6b eksi 3a. Bu da neye eşitmiş? Z1'in imajinerine. Z1'in imajiner kısmı da 3. Bu da buna eşitmiş a kare eksi b kare soruluyor. Artık a'yı b'yi rahatlıkla bulabilirim değil mi? Nasıl bulacağım? Hemen şu şekilde yapabilirim. Bak ben bunu 3 ile çarparım. Böylelikle 3 a eksi 3 b gelir. Eşittir 6 olur. Her iki tarafı toplarsam şu şekilde. Eksi 3 a ile artı 3 a birbirini götürür. 6 b ile eksi 3 b'nin toplamı 3 b yapar. 3 artı 6 da bana 9'u verir. b buradan kaç gelir? 3. Çok güzel. b 3 ise şurada yerine yaz. a'dan 3 çıkınca 2 kalıyorsa a da tabii ki 5'tir. A kare eksi B kare soruluyor. Yani 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. Çıkardım 16 geldi. Hemen dibindeki bak cevabı işaretliyorsun. Doğru cevap C eşitlik oluyor. Artık karmaşık sayı sorusu mantığını anladın mı? AYT'de çıkan karmaşık sayı sorularını anladın. Zaten ilk 10 dediğimiz yani birinci bölümümüzde sevgili arkadaşlarım. Karmaşık sayı sorularını görmüştük. İlk 10 soru adı altında çıkan karmaşık sayı sorularını bir de burada ikinci dereceden denklemlerin içinde çıkan karmaşık sayı sorularını gördün. İkisinin arasındaki farkı da umarım anlamışsındır diye düşünüyorum. Daha çok işlemsel soru. Bak daha çok işlemsel soru var burada. Diğerinde daha çok karmaşık sayının tanımını, karmaşık sayılarla yapılan bazı çeşitli ufak tefek işlemleri yapıyorduk ilk 10 soru kısmında. Ama buradaki kısımda daha çok işlemsel kısımlar var. Daha çok denklem çözme kısmı var aklında bulunsun. Bu ayrımı da lütfen benle birlikte sen de yap. Bu sayfayı da bitirdik mi? Bitirdik vallahi çok şükür. Sesim yoruldu. Birazcık su içmekte fayda var. Evet, şimdi çok ama çok güzel bir soru çözeceğiz. Senle birlikte 33 numaralı sorumuzdayız. Doğrusal bir yolda A B C D şeklinde sıralanmış binaların aralarındaki mesafeleri birim cinsinden gösteren tablo aşağıda verilmiş arkadaşlar. Tamam? Şimdi doğrusal bir yol olduğunu söylüyor bize. A B C D şeklinde sıralanmış olduğunu söylüyor. O zaman ben şöyle bir hareket yapabilirim değil mi? Şunu biraz aşağı çekelim. Aynen. Şöyle bir hareket yapayım. Bu doğrusal yolum olsun benim. Tamam mı? Şimdi bu doğrusal yolda şurası A olsun. A B C D biçimde sıralanmıştı sonuç olarak. Burası B olsun. Şurası C olsun. Şurası da D olsun. Kabul. Tamam. İlk hareketimiz bu oldu soruda. Şimdi devam edelim. Diyor ki bak örneğin B binası ile D binası arasındaki mesafe 12 birimdir diyor. Yani B ile D'nin kesiştiği yerde 12 var ya bundan kaynaklı BD arası 12 birimdir denilmiş. Yani güzel. Ben buradan şunları çıkarırım şimdi. A ile B arasındaki mesafe neymiş? M. Yani burası M birim. Güzel. A ile C arasındaki mesafede neymiş? O zaman şurası mı nedir? Değil mi? O zaman şuraya ne kalır? N eksi M kalır. Çok güzel. BC arasındaki mesafe neymiş? N eksi M. Yani ben artık şurayı Y vermiş ya. O Y'yi biliyorum artık. Aa bir dakika ya, dur. Burayı da Y vermiş. Yani BC arasındaki mesafe ile CD arasındaki mesafe birbirinin aynısıymış. E CD arası da o zaman n'e eksi M'dir. Çok güzel be. Mükemmel. B ile D arasındaki mesafe. Yani B ile D arasındaki mesafe 12 idi zaten. E BD arası da bana şurayı vermiyor mu? Yani aslına bakarsan 2N eksi 2M'yi veriyor bana ve bu 12'ymiş. Yani N eksi M'nin ben artık ne olduğunu öğrenirim. Tabii ki de 6 olduğunu bulurum. Çok güzel. N eksi M'nin 6 olduğunu buranın da 6 olduğunu biliyoruz. Mükemmel. Şimdi devam edelim. Bir de şuradaki K vardı. AD arasındaki mesafe. Şimdi AD arasındaki mesafe aslında bakarsan buranın tamamıdır. Yani yolun tamamıdır. Ve yolun tamamının da K birimi olduğunu söylemiş bize. Şimdi bir devam edelim. Bu nerede ikinci dereceden denkleme bağlanacak? Yani ben şu an problem çözüyormuş gibi hissediyorum açıkçası kendimi arkadaşlar. Bakalım. Burada ne diyor? 2M artı 2K bölü N. He, dur şimdi. M okey. N de tamam. K ne iş? K'yı N ve M cinsinden yazabilirim. Nasıl yazarım? E, tamamı K idi ya. Burası M zaten. Şurası neydi? Hocam burası da 12 idi zaten. Tamam burası da 12 idi. E, N M cinsinden yazalım hocam. E, yazalım. Şurası N değil miydi zaten şuranın tamamı? Üstüne bir N eksi M daha eklersem. Demek ki K diyeceğim artık. K. 2N eksi M'ymiş. Şimdi gel bir güzel burada k gördüğüm yere 2n eksi m yazalım. 2 parantezinde 2n eksi m oldu burası. E burada bir de 2m'miz vardı üstüne ekleyeceğiz. 2m artı 4n eksi 2m. Amanın neler oldu? 2m'ler cortladı. Burada sadece 4n kaldı. 4n'yi n'ye bölersen burası 4'ün ta kendisi gelir. Çok güzel. O zaman x kare artı 4x'miş demek ki burası. E yan taraf hocam. Yan tarafa da bakalım. E bakalım. K 2N eksi M değil miydi? Yaz burada yerine. Hatta 3 parantezinde K eksi N var ya yukarıda. 3 parantezinde K dediğim şey 2N eksi M idi. Ben bundan N çıkaracağım aslında. Yani şu şekilde şuradan. E bunu da neye bölmüş? N eksi M'ye bölmüş. İşte şimdi üst tarafa bakıyorsun. 2N'den N çıkarsa şu gider. 2 de gider. N eksi M kaldı. N eksi M ile N x M birbirini götürürse burada 3 kalır. Demek ki burası da 3'müş. X kare artı 4X artı ne yaptı burası? 3 oldu. Eşittir 0. Şimdi bu denklemin köklerinden birisi sorulmuş. ve X'e X, e x e ben burayı 3'e 1 dersem bir köküm eksi 3 diğer köküm de eksi 1 olur. Benden köklerinden birisi sorulduğu için eksi 3'te şıkta olduğu için eksi 3'ü işaretlerim artık yani. Yapacak başka bir şey var mı? Yok. Demek ki cevabımız bu güzel sorumuzun cevabı eksi 3'müş. Muntazam hazırlanmış, zekice hazırlanmış bir soru. Kendim hazırladım diye demiyorum ama çok güzel bir soruydu. Şimdi devam edelim. 33. sorumuzu da bitirdik. 34'teyiz artık. B sıfırdan büyük olmak üzere. B bölü 2x kare artı 2a artı bx artı 2ab. Ah oh, eşittir 0. Denkleminin kökleri a ve b'ymiş. Tamam burasını verdi iyi oldu. A artı b toplamı soruluyor. Enklemin kökleri A ve B ise ben kökler çarpımı olan A kere B'yi acaba C bölü A'dan faydalanarak 2AB bölü B bölü 2 diye yazabilir miyim? Yazarım. Buradaki B ile buradaki B'yi de sadeleştiririm. Bunu da ters çevirip çarparsam A çarpı B eşittir 4A'yı verir. Ve böylelikle madem BA 4A'ya eşit B de 4'e eşittir diyebilirim. B 4'müş. Çok güzel. Çok güzel. Kökler toplamına girelim şimdi. A artı B kökler toplamından kaynaklı. Eksi 2A eksi B. Bak şunun eksilisi. Bölü B bölü 2 olduğunu biliyorum. Ben burada B'yi 4 bulmuştum zaten. O halde A artı 4 diyorum. Bak bunu yerine yazdım. Eşittir. Eksi 2A eksi 4 bölü 4'ü 2'ye böl 2. 2'yi bu tarafa fırlat. 2A artı 8 eşittir eksi 2A eksi 4 yapar. Eksi 2a'yı sola davet edelim. Buradaki 8'i de sağ tarafa davet edelim. Böylelikle 4a eşittir. Eksi 12 gelir. Buradan a da kaç yapar? Eksi 3 yapar. Şimdi b 4'müş ya. A da eksi 3'müş. Benden a ile b'nin toplamı istenmişti. 4 ile eksi 3'ün toplamı 1 yapar. Yani cevabımız d şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Ve 34'ü de çözdük. Devam ediyoruz. 35. sorumuzla sağ üst tarafta. 35. soruya pür dikkat odaklanmanı istiyorum senden. Yukarıda verilen denklemin çözüm kümesi iki elemanlı ve altta verilen denklemin çözüm kümesi de boş küme olduğu biliniyormuş. Yani yukarıdakinin deltası sıfırdan büyüktür derim ben. Alttakinin deltası sıfırdan küçüktür derim ben. Hocam deltası sıfıra eşit olduğu bir durum olamaz mı? Olamaz güzel kardeşim. Çünkü delta sıfıra eşit olursa çözüm kümesi bir elemanlı olur. Bize ne demiş? Yukarıda iki elemanlı alttaki sıfır elemanlı. Yani boş küme demiş. Böylelikle ben bir tanesine delta sıfırdan büyük diğerine de delta sıfırdan küçük derim. Şimdi peki. M'nin alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri ile N'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. N'in pozitif farkı soruluyor. Yani aslına bakarsam M eksi N'nin Mutlak değeri soruluyor. Yalnız m'nin alabileceği en küçük yani minimum pozitif tam sayı değeri. Bunun alabileceği direkt maksimum tam sayı değeri soruluyor. Güzel. Şimdi gelelim işlemimize. Arkadaşlar delta'nın sıfırdan büyük mü veya küçük mü olduğunu algılayabilmek için ben konu anlatımlarında sıkça bahsettim bunlardan. Fakat hiç görmeyen kişiler için yine burada bahsetmek istiyorum. İyi dinle beni. Ben baş kat sayısı 1 olan denklemlerin deltasını kontrol ederken şurada gördüğümüz ifadenin yani b'nin b'nin yarısının karesini eğer ki şuradaki 15'ten büyük olduğunu söylersem aslında delta da sıfırdan büyük demektir bu. Veya şuradaki n eksi 4'ün yani oradaki b'nin yarısının karesi eğer 24'ten küçükse delta'nın 0'dan küçük olduğu anlamına gelir. Bunlar delta'nın sıfırdan büyük mü küçük mü veya eşit mi olduğunu anlayabilmek için kısa yollardır. Mesela örnek veriyorum. Bir örnekle açıklayalım hadi. x kare eksi varsayalım ki 14 x dedim. Tamam 14 x artı 51. Mesela bu denklemin Deltasının sıfırdan büyük mü küçük mü olduğunu merak ediyorsun ama şimdi 14'ün karesini alacaksın. 4 ile 51'i çarpacaksın. Farklarını bulacaksın. E şimdi bu, bu iş biraz uzun bir işlem. Ama şunu yapabilirsin. 14'ün yarısı kaç? 7. 7'nin karesi kaç? 49. 49 51'den küçük mü? Küçük. O zaman kusura bakma. Delta da sıfırdan küçük diyoruz. Olay aynen bu şekilde işliyor. Tamam. Hocam bu hepsi için sağlar mı? Baş katsayısı 1 olanlar için her daim sağlar. Şimdi o zaman bu bizim işimizi biraz kolaylaştırıyor. Niye mi? Şundan kaynaklı. M eksi 2'nin M eksi 2 bölü 2'nin karesi 15'ten büyük olmalıymış dedik ya. Yani M eksi 2'nin karesi bölü 4 var. O 4'ü 15'in yanına fırlatırsam 60'tan büyük olacak derim. Daha sonrasında N eksi 4'ün karesi bölü 4 olacak ya orada da. Küçüktür 24 ise eğer çünkü delta sıfırdan küçükmüş. Demek ki n 4'ün karesi küçüktür 96 olacak. Çok güzel. Bak bayağı bir kısalttı benim işimi. Bayağı abi Deltasını bulsaydın da aynı denklemleri, aynı eşitsizlikleri bulacaktın. Aksini asla bulamazsın. Bak bir ifadenin karesi 60'tan büyükse ve ben burada m'nin minimum pozitif tam sayı değerini arıyorsam o zaman pozitif olacak ya şöyle derim 60'tan büyük olan karesel sayı ne var? E 8'in karesi. Demek ki m-2'yi 8 eşit dersem M burada zaten en çok ne gelir? 10 gelir. Niye en çok diyorum? Çünkü bunun bir de negatif değeri olabilir. Mesela eksi 6 olmuş olsaydı da sağlardı burası. Eksi 6 eksi 2 eksi 8 karesi 64 yapar 60'tan büyüktür gibi. Ama ben burada pozitif olanı aradığım için direkt M'yi 10 seçeceğim. M eksi 2'yi 8 seçtim n 4'ün karesi 96'dan küçükse ve m'nin en büyük n'nin en büyük değeri soruluyorsa bana o zaman ben burada 81 yani karesel olan 9'un karesi 96'dan küçüktür derim. Böylelikle n 4'ü de 9 bulursam n burada kaç gelir? En büyük 13 gelecektir. Bununla bunun farkının pozitif değeri kaçtır? Tabii ki de 3'tür. Cevap da C'dir. Umarım verdiğim bilgileri iyice alıyorsundur. Bak çok değerli bilgiler verdim. Bu videoda var ya efsane güzel bilgiler verdim ya. Yani ben bir öğrenci olsam şu ana kadar ihya olmuştum zaten. Son 5 soruyu düşünemiyorum bile. Şimdi geçelim sevgili arkadaşlarım 36. örneğimize. SML hoca bir ders videosunda aşağıda verilen soruyu çözerken her işlem basamağını adım adım ayırmış ve bu adımlardan birinde de hata yapmış. E olabilir. Biz de insanız sonuçta. Hata yapılabilir. Buna göre hatalı adımın numarası kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakalım hangi denklemi çözüyormuş? Hı basitmiş de ya. Nasıl hata yapmış ki? x kare eksi 6 x artı 1 eşit 0. Birinci adımda demiş ki x kare eksi 6 x artı 1 eşit 0. E zaten soruyu yazmış. Soruyu yazarken bir hata yapmamış değil mi? Güzel. 1 gitti. 2'ye bakıyorum. x kare eksi 6 x. Bak burayı 9 yapmış. Yani 1'i karşıya atmış. Eksi 1 demiş önce. Buraya 9 eklemiş. Buraya da 9 eklemiş. Yani böylelikle x kare x 6 x artı 9 eşittir. 8 yapması gerekiyor ki bu adım doğru. İkinci adımda da sıkıntı yok. Üçüncü adıma bakıyorum. Şu kısım x eksi 3'ün karesi midir? Evet. Eşittir 9'dan 1 çıktı 8. E burada da sıkıntı yok. Burayı da doğru yazmış. Bu da doğru. Şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. Demiş ki x eksi 3 eşittir 2 kök 2'dir. Yani her iki tarafın kare kökünü alırım demiş. x eksi 3'ün karesinin kare kökü x eksi 3. 8'in karekökü kökü 2 kök 2. E bir sıkıntı yok. Dördüncü adıma da doğru diyelim hadi. Çok emin olmamakla birlikte. Eksi 3'ü de karşıya atmış. X eşittir 3 artı 2 kök 2'dir demiş. E bu da doğru. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarım. Dördüncü adım hatalı Niye? Çünkü bir sayının, bir ifadenin karesinin karekökü mutlak değerli çıkmak zorunda. Yani buraya bunu yazmak zorundaydı. Böylelikle x eksi 3'ün mutlak değeri 2 kök 2'dir. x eksi 3 burada ya 2 kök 2'dir ya da x eksi 3 eksi 2 kök 2'dir demek zorundaydı. Yani 2 tane kök bulacaktı. Ki zaten bir kök burada reel sayı olarak bulunduysa zaten şunu düşünmek lazım. Ulan bu ikinci dereceden ya. 2 tane yani bir tane köküm reelse öteki köküm de olmak zorunda. 2 tane kök ikisi de reel olmak zorunda derdin. Bir tanesini karmaşık bulduysan zaten öteki de karmaşık olmak zorunda da o da ayrı bir dünya. Bundan kaynaklı iki tane kökümüz olacağını bildiğin için mecburen, mecburen bu kökü nerede kaybedebilirsin? E dördüncü adımda kaybedebilirsin. Yani çünkü ikinci dereceden bir denklemi aldı, birinci dereceden bir denkleme dönüştürdü. Ne yapacaksın? Orada kaybedersin. Dördüncü adım hatalıdır. Cevabımız da D şıkkı olur. Ve evet sevgili arkadaşlarım artık hazırsak son sayfamızdayız son sayfadaki soruları şimdi son 10 soruyu çok dikkatli dinle dedim ya hani 100x dinlediysen 500x dinledim mi? burayı 1000x dinlemeni istiyorum tamam mı? Çünkü buradaki bazı denklem soruları ilk 10 soru içerisinde de karşına çıkabilir aklında bulunsun. Y kare eksi x kare -x eksi x4 2x kare eksi y kare eksi 2x eşit 0 denkleminin denklem sisteminin denkleminin değil çözüm kümesi hangisidir? Şimdi bu bir denklem sistemi Burada arkadaşlarım ortak bir çözüm yapmamak, yapmak zorundayız. Peki bu ortak çözümü nasıl yapabiliriz? Şöyle düşünelim. Mesela burada y karemiz var değil mi bizim? Bak y'nin karesi var. O halde şuradaki eksi x kare ve eksi x'i ben sağ tarafa postalayayım y kare yalnız kalsın. Y'nin karesi eşittir. x kare artı x artı 4 olmuş oldu. Ve ben getirip şuradaki y kare gördüğüm yere bu ifadenin aynısını yazabilirim diyorum. Böylelikle 2x kare eksi parantezinde şu an y kareyi yazıyorum. x kare artı x artı 4. Tamam. Bir de eksi 2x'imiz var eşittir 0. Şu an tamamen x'e bağlı bir denklem ürettim. Şimdi bu x'leri bulacağım. Daha sonrasında y'lere geçeriz. 2x kare. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi x kare eksi x eksi 4. Tamam. Eksi bir de 2x'im var eşittir 0 dedim. Buradan 2x kare Hatta 2x kareden x kareyi çıkardım. Sadece x kare kaldı. Şunlar gitti. Kullandım bunları. Eksi x eksi 2x daha eksi 3x yapar. Bir de eksi 4'ümüz var. Eşittir sıfırmış. Şükür ki çarpanlarına ayrılıyor. x'e x eksi 4'e artı 1 diye ayırdım. x'im bir 4 geldi. <laughs> bir de eksi 1 geldi. Tamam. Ses de çatallandı dikkat ettiysen. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi x 4 ise <laughs> y kaçtır? 4'e karşılık kaç gelir bunu bulacağız. X'i 4 olarak seçersen burası 16 gelir. Burası 4 olur. Burası 4 olur. Toplarsan 24 gelir. Yani y kare 24 ise y burada ne olur? Ya 2 kök 6 ya da eksi 2 kök 6 olur. Yani benim çözüm kümemdeki sıralı ikililerden bir tanesi 4'e 2 kök 6. Ee, bakalım 24 ise 4 kere 6 2 kök 6 tamam doğru. 4'e eksi 2 kök 6 olur. Eğer ki x eksi 1 ise yerine yazıyorsun yine. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 artı 4'ten y kare eşittir 4 gelir. Böylelikle y sayısı eksi 1'e karşılık 2 veyahut eksi 1'e karşılık eksi 2 gelir. Yani benim burada 4 tane sıralı ikilim olan bir çözüm kümesi bulmaya ihtiyacım var. Ve elemanları da bunlar. E, bunlar da verilmiş arkadaşlar. E şıkkına bakacak olursak. Aynaları mevcut. Cevabımız e olacaktı. Burada kolay bir çözüm yolunu e, seçtik biz. Daha zor seçilebilir miydi? Yani e, ortak çarpan falan bulup ortak çarpan parantezini alabilirdin ama bunlar daha gereksiz gördüm ben. Burada direkt ilk fark etmemiz ve ilk yapmamız gereken şey bir tanesini çek. Diğerinde o çektiğini yerine yaz. Tamam senin için en basit çözüm bu olacaktır. 37'yi çözdük. 38, 39 ve 40 kaldı. Yani toplam 3 tane örneğimiz kaldı arkadaşlarım. Bu 3 örnek için başlayalım. 38. sorumuz ilki. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. X kare eksi KX bölü K eşittir 4X. Denkleminin kökleri A ve B'dir. A kare eksi B karenin eksi 50 olduğu biliniyorken K kaçtır diye sorulmuş. Güzel. Şimdi şöyle diyelim. Bir kere A kare eksi B kare verilmiş bize. Ben bu ifadenin aslında A eksi B ile A artı B'nin çarpımı olduğunu da biliyorum ki eksi 50'ymiş. Daha sonrasında e, A eksi B'yi belki bilemem ama A artı B kökler A ve B olduğu için burası kökler toplamıdır. Kökler toplamıdır. Güzel. Şimdi kökler toplamıyla A eksi B'yi çarpınca eksi 50 buluyormuşuz. Bu denklemi daha hoş bir hale getirebilirim. K sonuçta bir sayıydı. Şunu da şunu çarparsam. X kare eksi KX... Eşittir 4kx derim. Bunu bu tarafa postalarsam x kare eksi 5kx eşittir 0 olur. x parantezine alındığı takdirde x eksi 5k eşittir 0 gelecektir. Benim burada bir köküm 0. Diğer köküme baktığım zaman da 5k geldiğini görüyorum. Bu a ve b'nin ta kendisidir. 0 ile 5k'nın toplamı bana 5k'yı verir. Yani kökler toplamamız neymiş? 5 kymış çarpı a eksi b. Şimdi, şimdi. K neydi hocam? Pozitif. Yani a artı b pozitif mi? Evet. O zaman a eksi b'nin negatif gelmesi lazım. Şimdi bunlardan birisi a diğeri b ise sıfırdan 5k'yı çıkarırsam Eksi 5K gelir ki eksi 5K negatiftir. işime yarar. Bak burası eksi 5K ise burası da 5K ise işime yarar. 5K'dan sıfırı çıkarsaydım burası da 5K olurdu. Çarpımları 25K kare geleceği için eksi 50 de olmazdı. Çünkü bu burası pozitifse buranın negatif olması lazım. Cevabın negatif çıkabilmesi için. O halde doğru yoldayım. A eksi B eksi 5K'ymiş. Bunları çarparsam eksi 25K kareye erişirim. Bu da bana eksi 50'yi verirmiş. Her iki tarafı eksi 25'e bölersem K karenin 2 olması gerektiğini, k'nın ise kök 2 veyahut eksi kök 2 olması gerektiğini söylerim. K pozitifti. K pozitifse eğer ve bizden k isteniyorsa ben hiç bekletmeden kök 2'yi işaretler ve sorunun çözümünü yapmış olurum. Evet gençler 38'i de çözdüğümüze göre artık 2 tanecik sorumuz kaldı. Bir tanesi sağ üst tarafta 39. sorumuz ki şimdi hemen karşımıza gelecek işte burada. Diğeri de 40. sorumuz. Bu iki soruyu da sonra ikinci dereceden denklemlerle alakalı karşına çıkmış bütün zorluktaki soruları ve karşına çıkabilecek bütün kazanımları güzel bir tekrar etmiş olacaksın. Az kaldı sabredelim. Lütfen. 39. M pozitif gerçel sayı ve N bir gerçel sayı olmak üzere. 3MX kare eksi 8 NX artı 27 N. Oo, bu ne? M var, N var, X var. Diyor ki denklemin kökleri m ve n'dir. n bölü m yani kökler oranı soruluyor bana. Hadi bakalım. Şimdi düşünelim. Bu denklemin kökleri m ve n ise bir kere. Kökler çarpımı yani m çarpı n eşittir. Kökler çarpımı c bölü a olduğu için bu bana 27 n bölü 3 m'yi verecektir. Şimdi ben n'nin bir gerçel sayı olduğunu biliyorum. m de pozitif gerçel sayıydı bunu da unutmayalım. Kökler çarpımını buldum şu an. Bir de kökler toplamı. Yani m artı n'den ilerleyelim. Kökler toplamımız da 8n eksi b bölü a'ydı ya. 8n bölü 3m'dir. Bunu da bu şekilde yazmış oldum. Pekala. Şimdi geldim şu kısma. 3m'yi şu tarafa sallarsam. 3 çarpı m'nin karesi çarpı n. Eşittir 27n olduğunu görürüm. Tamam mı? Burada gençler her iki tarafı 3'e bölersem m kare çarpı n eşittir. 27 değil artık 9 n olacaktır. Değil mi? 9 çarpı n. Şimdi ben şunu şu tarafa fırlatırsam eğer. E, n parantezinde n parantezinde m kare eksi 9 eşittir 0'ı elde ederim. Doğru mu? Doğru. Şimdi hocam m pozitifti. N de bir gerçel sayıydı. Eğer n sıfırsa M kare eksi 9'un zaten bir önemi yok. Ama N sıfırdan farklıysa N sıfırdan farklı ise M kare eksi 9 sıfırdır. Ve M pozitif olduğu için M'nin ben 3 olması gerektiğini anlarım. Eksi 3'ü seçemem. M'yi bulduk. Hadi 3'müş. M 3 ise şurası 9'dur. Şurası da 3'tür. 9'u bu tarafa fırlatırsam çarpım olarak 27 artı 9 N eşittir 8 N derim. Buradan 27 eşittir eksi n gelir ve n'nin de eksi 27 olması gerektiğini anlamış olurum. Benden n bölü m istenmişti. Yani eksi 27'yi 3'e böl demiş. Doğru cevap artık eksi 9'dur. Eksi 9 c şıkkında bizi karşılıyor. C dedik cevabımıza ve artık bir şeyi 40. defa söylemeye hazırız gençler. 40. soru. Çok şükür. Yani İkinci dereceden denklemlerin beni yoracağını biliyordum ama bu kadar yorulacağımı bilmiyordum. Belki biraz böyle hasta gibiyim bugün. Belki biraz ondandır ama e, enerjimi ve motivasyonumu inanılmaz derecede yüksek tutarak başlamıştım videoya. Ve belki birazcık düşmüştür enerjim o da biraz ses yorgunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Ama sıkıntı yok. Bir 40 tane daha olsa sizin için çözmeye değer arkadaşlar. Devam. AX artı 1 bölü X. A bölü X artı A. Bunlar birbirine eşitmiş ve bu, bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Hem ben içler dışlar çarpımı yapabilirim ben. Yapalım. Ax ile x'i çarptım ax kare geldi. Ax kare. Çok güzel bir soru iyi dinle. Ax ile a'yı çarptım. A kare x geldi. 1 ile x'i çarptım x oldu. 1 ile a'yı çarptım a oldu. Eşittir. A kere x ax yaptı. Tamam. Şimdi ben bunların hepsini sol tarafa toplayacağım. Ve biraz da düzenleyeceğim bunları ax kare artı x parantezinde şurada a kare var. Şurada artı 1 var. Bunu da bu tarafa gönderirsem eksi ax olacak ya bir tane eksi a'mız ve bir tane birimiz var diyelim. Artı bir de a'mız var eşittir ne oldu? 0. Çok güzel. Şimdi benim denklemim buymuş. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Şimdi sana sorum. Şunu görünce neyi anımsıyorsun? Artık bir şeyler anımsıyorsun değil mi? Kökler çarpımı. Şurası neydi? Kökler toplamı. Kökler çarpımını bana c bölü a, kökler toplamını bana eksi b bölü a veriyordu. Kökler çarpımımız kaçtır? a bölü a, c bölü a'ydı ya, a bölü a 1'dir hocam. Eşittir. 1 bölü x1 artı x2 yani eksi b bölü a. Yani şunun şuna oranı. Bunun eksilisinin ama. Yani eksi a kare artı a eksi 1 bölü a'ya eşittir kökler toplamı da. İçler dışlar çarpım yapacak olursam neyi bulurum biliyor musun? Eksi a'nın karesi artı a eksi 1 bölü a eşittir 1'i bulurum. Bu ne demek? Bu eksi a kare artı a eksi 1'in yani payın paydaya eşit olması demektir. Ben şunları sağ tarafa postalarsam a'nın karesi bak a'lar gidiyor zaten artı 1 eşittir 0'ı bulur muyum? Bulurum. Şimdi ben bir tane A'ya bağlı bir denklem buldum fark ettiysen. A'ya bağlı bir denklem. Şimdi hocam. A bir gerçel sayı değildir diyor birinci öncülde. Niye olmaz? Ben birinci öncüle doğru derim. Ama neden? Çünkü A kare artı 1 eşit 0 denkleminin A'ya bağlı olan denklemin herhangi bir kökünü bulamam. Çünkü burada A kare eşittir. Eksi 1 yapar. Hiçbir gerçel sayının hiçbir gerçel sayının karesi de negatif olamaz. Dolayısıyla a bir gerçel sayı olamaz. Geçtim 2'ye. x1 çarpı x2 1'dir. E biz zaten bunu bulmuştuk az önce 1 olduğunu değil mi? Buraya x1 çarpı x2 demiştik ve 1'di. Bu da doğru. Şimdi geldik 3. öncüle. Denklemin çözüm kümesi boş kümedir demiş. Şimdi biraz düşünelim. Benim, benim denklemim neydi? Şuydu. Bak burası. Şimdi bu denklemde a kare eksi 1 ise a dediğim sayı bak a dediğim sayı zaten karmaşık sayı. Yani benim buradaki sevgili arkadaşlarım kat sayılarım yani buradaki a buradaki a kare eksi a artı 1 buradaki a zaten bir karmaşık sayı. Tamam mı? Ve ben bunun denklemin kökler toplamını kökler çarpımını düşünecek olursam mesela kökler çarpımı kökler mesela kökler toplamından diyelim. Benim karşıma ne çıkacaktır? bir karmaşık sayı çıkacaktır. Yani bir gerçel sayı sevgili arkadaşlarım çıkmayacaktır. E denklemin çözüm kümesi boş kümedir diyor ya. İşte o zaman şunu düşünebiliriz biz. Benim denklemimin köklerinin çarpımı falan zaten bir karmaşık sayı gelecekse eğer, zaten bir karmaşık sayı gelecekse demek ki gerçel sayılarda çözüm kümesinin elemanı yok. Gerçel sayılarda çözüm kümesinin elemanı yoksa denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Yani Burada 3 öncüde doğru cevabımız E şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet videomuzun sevgili arkadaşlarım artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Büyük bir şevkle söyleyebiliriz artık. ikinci dereceden denklemler bizim için mazi olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Birbirinden muhteşem sorular çözdük. Ve ikinci dereceden denklemlerle alakalı karşımıza çıkabilecek bütün kazanımları ele almış olduk. E ne dedik? Bizim serimizin farkı bu zaten gençler. Bizim serimiz zaten bu amaç doğrultusunda ortaya çıkmış bir seri. 40 soru serisi. Öğrenciler bu yüzden zaten 40 soru serisini bu yüzden çok seviyorlar. Tamam? Bundan kaynaklı artık gönlümüz rahat bir şekilde ikinci dereceden denklem sorularını parçalayabiliriz. Evet, sonraki videomuz ne olacak arkadaşlarım? Hemen sıradaki videomuz söyleyeyim size ahanda karşımızda. Parabol sevgili arkadaşlarım Tabi siz görmediniz hemen size Şöyle göstereyim Sıradaki konumuz parabol olacak Arkadaşlarım parabolü de 40 kere söyleyip halledeceğiz Bugün biraz yorulduk Buradaki su da işe yaramadı Çay da işe yaramadı zaten bunu ben Videoda bir kesik attım editte Bu bardak Suyla doluydu Sonra birinci molada çayla doldu. Sonra baktım bardak kalmamış kirli hemen bunu yıkadım ve üstüne kahve doldurdum. Yine işe yaramadı arkadaşlar. Bir kere çok konuşunca zaten 2 saati devirmişiz. Çok konuşunca zaten ses mes kalmıyor. Ama dedim ya sizin için değer gençler. Parabol konusunda görüşelim lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.